geldiniz, sefalar getirdiniz. Gözünüze yaş, ayağınıza taş değmesin efendim. Hoş geldiniz. Güzel haberler alın, iyi haberler verin. Sağlıkla, sıhhatle, huzurla bir ömür diliyorum hepinize. Yapılan son araştırmalar gösteriyorlar ki şu zamanda doğan bebeklerin ömrü en az 100 yılmış. Artık ona göre yaşıyorlar. Ha bizim ne kadar Allah bilir tabii. Ama şu ömür hani yıllar geçse de yaşlanmayı da nasip etse de Rabbim. Elden ayaktan düşürmese, kimselere muhtaç etmese. Hani şöyle huzurla, keyifle yanına alsa. Şu bedeni ona hayırlısıyla teslim etmeyi de nasip etse güzel olur. Ben kendime ne dua edersem size de aynı duayı ediyorum. Ve temiz ağızla yapılan dualar birbirimize çok kabul oluyor. O yüzden ne olur herkes birbirine amin desen mutlaka birimizin duası kabul olur. İyiye ve güzele kavuşmak için bu programı yapıyoruz. Sağlığa kavuşmak için bu programı yapıyoruz. Dünya güzeli iki tane evladımız var burada. Kilo sorunları var biliyorsunuz. Bugün gelişmeler var onlar için. Esma Nur ve Yılmaz. Şenol Bey ve Ayşe Hanım'ın çocukları onlar. Şenol Bey sırtında kazanıyor aslında hayatı. Hamallık yapıyor. Ve evladı neredeyse aynı kiloda Esma Nur. Anne 20 yaşında daha. Çok dünya güzeli, dünya iyisi bir anne. Deli oluyor çocuklarına, evlatlarına. Rabbimin farklı sınanmaları var. Bu onlardan biri. Gelişmeleri beraber göreceğiz. Bu arada bizim bir de Nurettin'imiz var biliyorsunuz. Nurettin'im aslında 12 yaşında. Çok küçük yaşı ama kilosundan dolayı çok büyük gibi görünüyor. Nurettin neler yapıyor? Bize VTR'ler çekip çekip gönderiyor. Birini gösterelim mi? Hadi hazırsa gösterelim. Bakın Nurettin İzmir'de neler çekmiş bize, buyurun. Ayağını çok mu arıyorsun? Toplamadım. Geçmedim ayağını alıp. Bütün gece de şey yaptım. Ovaladım. Ayak bileğin çok arıyor değil mi senin? Hı. Bak bugün oğlum zaten dün gece bile sabaha kadar bacağını ovaladım. Ağladın koca gece. Değil mi? Hı hı. Aç bakayım ayağını şey yapalım. Bu ayak bileğinin orası ağrıyor değil mi? Hı. Ne yapacağımı için bilmiyorum. Okullar açıldı kaç ay oldu? Toplasan 4 kere 5 kere gittin. Allah razı olsun öğretmenlerin anlayışla karşılıyor. Değil mi oğlum? Nasıl çare bulacağız ayaklarına bilmiyorum oğlum. Zahide abla ben diyetime uyuyorum. Doktor hocamın dediği gibi silkelenmeyi yapıyorum. Kilo vermeye çalışıyorum. Bugün psikoloğa gittim. Endokrinden sağlık istedi. Zahide abla Ergör. Gördüğün gibi her akşam spor ya da silkelenmeyi unutmuyorum. Kızım benim ya. Yüzü küçülmüş. Bana öyle gibi geldi böyle yüzü küçülmüş.
Bak bu hareketleri normalde yapamıyordu biliyor musunuz? Şimdi motivasyon çok önemli. Buraya geldi, bir aileye ait olmak çok güzel bir şey. Yani biz burada kocaman bir aileyiz. Burada hepimiz ona sahip çıktık. Bir sürü abileri, ablaları oldu. Mutlu oldu. Yani buraya gelen herkesin aynı şeyi duyduğum için en çok mutlu eden şeylerden biri bu beni. Öyle olunca o da motive oldu. Bir de benim ikizlerim var biliyorsunuz yine İzmir'de. Onlardan da muhtemelen motive oldu. Bak şimdi ne güzel. Bu arada bu iki çocuk da yaşları çok yakın birbirine. Yani bu karşıdaki kardeşimizle Nurettin'in yaşı aşağı yukarı aynı olabilir. Ama aradaki fark ciddi kilo olarak. Bu arada gelsin özledim ben onu ya. Gelsin bir kucaklayayım. Kızım benim aferin. Söz verdi tutuyor. 12 yaşındaki çocuk söz verdi tutuyor. Onun için daha da zor ama helal olsun. Seni çok özledik. Nurettin öpüyorum seni kızım. Bu arada Gülseren çok bir mutlu mu? Yok, hala tedirginlikleri var yavrumun. Yani bir taraftan böyle dün çok mutlu olduk ama hala geçmeyen bir sıkıntı bu. Ama beraber bu yolu aşacağız. İyisiyle, kötüsüyle neyse beraber aşacağız, yavaş yavaş aşacağız. Tamam kuzum. Ameliyat dendi sana artık. Ameliyatın gününü bekliyoruz. Ameliyatın dışında senin uyutulman gerekiyor ya işte uyutulurken sıkıntı çıktı. O yüzden normalde hoca seni daha erken alacakmış ameliyata. Dün konuştuk. İnşallah en kısa sürede ameliyatını yapacağız. Bakalım sonra neler olacak Allah kerim. Tamam kuzum benim. Bak ne dertler var. Bir taraftan Sibel Hanım'la bugün konuşacağız. Sibel Hanım'ın bugün eşiyle konuşacağız aslında. Yani ne zaman gördün en son Sibel eşini? Vallahi şu an hatırlayamıyorum. Bayağı uzun bir süre olduğu için. Sesini duydun mu? Evet. Bir iki defa duydum. Bu arada bir iki defa sesini duydun. Çok zor. Dört evlat. Evet, dört tane oğlum var. Biri seneye askere gidecek. Yani ve ne yazık ki kanserle mücadele ederken bir taraftan da eşi. Aynen. Tam da mücadelenin en zor zamanında ben evleneceğim, başkasına aşık oldum deyip Sibel'i terk ediyor, çocuklarıyla kalıyor. Kayınvalidenin evindesin değil mi? Yok, ayrı kirada oturuyorum. Ha, kirada oturuyorsun. Evet. Ayrıyeten kira da ödüyoruz. 480 milyon ev kirası veriyorum. Ya, işte askeri ücret olursa hani ne olur ondan sonrası? Peki konuşacağız. Bu sizin nişanlı fotoğrafınızdı. Evet. Peki bakalım eşin ne söyleyecek merak ediyorum. Birazdan konuşacağız. Mutfağa gideyim mi artık ben? Hadi buyurun yemek yapalım. Güzel şeyler yapalım. Elif'im. Canım. Ne yapıyorsun kızım? Vallahi hazırlıklar yapıyorum çünkü çok güzel börek yapacağım. Börek mi? Evet, acayip lezzetli bir börek olacak. Açım açım bunları yapıyorsun yemiyorum. Ama insan kendini tutabiliyormuş ya. Böyle bir kafaya koydu mu? Çünkü bu hamilelik kiloları yoksa hiç gitmeyecek. Tabii. O yüzden tutuyorum kendimi. Kendini tutuyorsan ne güzel. Tutabiliyorum en azından şimdilik. Efendim hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar. Birazdan Mustafa Hocam burada olacak. Sorularınızı da bekliyoruz. Güzel bir program yapacağız kendisiyle. Şimdi yemek zamanı, ne yapıyoruz? Vallahi patatesli, kıymalı, peynirli acayip bir börek yapacağız. Gerçekten de çok güzel olacak ama buluşmaları değişik olacak. Aa, evet, farklı şekilde buluşuyorlar. Olacak. Bu arada bugünkü sorumuz... Neymiş? Sizin evinize mi, ailenize mi daha çok gidiliyor? Eşinizin ailesine mi daha çok gidiliyor? Bayramda, seyranda... Önce sizin ailenize mi gidiyorsunuz yoksa eşinizin ailesine mi gidiyorsunuz? Nereden buluyorsun bu soruları? Vallahi bunlar süper. Hayatın tam ortasından. Aynen. Şimdi hocam gelsin o da soracağım biraz sonra. Ama sizde durum ne? Ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? Bir de izin vermeyenler var ya. Tabii. Gidemezsin diyenler. Yani eş karı kocaya izin vermiyor. Koca hanıma izin vermiyor. Bir de onlar var. Hadi yazın bana bakalım neler yazacaksınız yine merak ediyorum. Bir de mozaik pasta var tabii ki. Onu da söyleyeydin ama olsun. Şimdi söylemiş evet, oldun. Evet, onu şimdi söyleyeyim dedim. Hemen Instagram'a gönderiyorum. Nefis bir mozaik pasta olacak. Dışarıda yedikleriniz gibi ama farklı. Dışarıda Allah'ım farklı beni yapılıyor. Sınıyor herhalde. Çünkü ben mozaik pastayı çok severim. Gerçekten ya. Gerçekten mi? Çok severim. Ay. Sen bu arada niye onları öyle ince ince yapıyorsun? Ya çünkü ince ince doğrayacağım. Bütün iç harçlarına karıştıracağım için. Mesela hem kıymalıya hem patatesliye. İsterseniz peynirliye de olabilir. Böyle incecik doğrayacağım. Soğanı zaten önceden senin gözün yanmasın diye doğradım. Ay çok tatlısın ya. Her ikisine de koydum. Hem kıymaya hem patatese koydum. Evde de koydum.
böyle hazır doğranmış olsa ne güzel olur değil mi? Ya aslında çok basit bir yöntem biliyor musun? Bütün nasıl? Soğanları ben mesela hani... Suya mı koyuyorsun? Yok, hepsini doğrayıp difüze koyuyorum. Ha, doğru, bir kere çekiyorsun içini. Evet, ondan sonra hop diye al kullan. O kadar pratik oluyor ki. Peki bozulmuyor mu onun tadı? Yok, bozulmuyor. Hepsini porsiyon porsiyon koyuyorsunuz böyle. Güzel güzel hepsini sonra çıkartıp kullanabilirsiniz. Özellikle mesela hani yazlığa gidenler bu yöntemi kullanabilirler. Hani evdeki soğanlar bozulmasın diye. Çünkü genelde bozulur soğan bekledikçe. Evet ya, sararır bir de yani, kötü aynen olmaz öyle mı? Bu arada ben karıştırayım mı bunları? Evet evet, şimdi hemen söyleyeyim. Burada birazcık soğan, patates, haşlanmış patates. Yine biraz salça koydum ama isteyen koymayabilir Zahide'cim. Sen koyar mısın? Ay, salça güzel olur ya, ben çok seviyorum. Ben iki salçayı birden karıştırıyorum. Hem tamam, biber bizim hem videomuz var. Domates. Aynen. Değil mi? Hem biber hem domates salçası i̇steyen koyuyorum ki. İsteyen öyle de yapabilir. Hele bir de domates salçası, biber salçası özel ev yapım ve hani güzelse, böyle mevsiminde yapıldıysa çok lezzetli çok oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bak, bu salçanın kokusu bile çok hoşuma gidiyor. Şimdi birazcık karabiber. Karabiber özellikle patatese ve kıymalı içlere çok yakışıyor. Ne kadar bol karabiber o kadar bol lezzet, ben size söyleyeyim. Koy o zaman bari. Koydum. Azıcık bir şey kaldı. Tuzunu da koyalım. Tuzunu da gerçi koyalım. Gerçi ben programdan önce sana çaktırmadan. Tuz mu koydun? Yağ koymadıysan neyse, hadi bir nebze. Zahide gelmeden birazcık koyayım diyorum, herkes de gülüyor. Nasıl olsa diyorum, o az koyduracak. Bak ya. Vallahi ama ben bunu niye yapıyorum? Niye? Çünkü tansiyon demek tuz, şişmeniz demek. Sonra diyorsunuz ki karnım niye şiş? İşte o yediğimiz fazla tuzlardan şiş. Kız ama, arada derede yine attı bak. Ama lezzet demek aynı zamanda biliyorsun. Hayır bak, lezzet alışkanlıkla ilgili. Az tuza alışırsan o da güzel gelmeye başlıyor. Gerçekten mi? Tabii. Hatta alıştıktan sonra da fazla tuzlu gelmeye başlıyor. Şey gibi, belki de çaya şeker katanlar aynen gibi. Aynen öyle. Alışıyorsun bir süre sonra. Çünkü normalde bak, dünya standartlarında bizim ihtiyacımız olan 18 gram pardon 6 gram biz ne kadar alıyoruz? Ne kadar? 18 gram. Oo. O yüzden çok fazla alıyoruz. Sonra da şişiyoruz. Vallahi bilmiyorum ama. Hafif karnım böyle inmişken, iniyorken. Gerçi şu an öyle bir noktadayım ki. Her an karabiber geldi boğazına. Her an böyle dalabilirim yemeklere yani. Kaç gün oldu? 21 gün, gün sınır diyorlar. Evet. 10 gün oldu işte. Bir ya arada böyle bir tatlı kaçırdığım oldu da. Ama hadi o kadarını bile kendim de bravo dedim yani. Çünkü durumun vehametinin farkındayım. Evet. Şimdiye kadar izleyicilerden gelen o kadar çok şey okudum ki ve çoğu da hamilelik kilolarının gitmemesinden yakınıyor. Anladım ki bu belli bir zamanda giderse tabii, iyi oluyor. Kesinlikle. Ben neredeyse 16 sene oldu, hala hamilelik kilolarım duruyor. Bak ya, bu artık hamilelik kilosu mu? Evet, bence öyle. Neyse öyle, öyle diyelim, mutlu olalım, sıkıntı yok. Bu arada neler yazıyorlar, yazıyorsunuz değil mi bana? Bakayım, önce eşin ailesine mi gidiliyor, sizin ailenize mi gidiliyor? Evet, şimdi, o soru ilginç. Sizde nasıldı durum diye soracağım tabii şimdi sorma, sana. Sorma, hiç hep bana soruyorsun, sordurmuyorum ben de. Bak Erdem Bey karısı mı yazıyor acaba, kendi mi yazıyor? Kendi mi? Önce kendi ailem, sonra eşim demiş. Ya işte aslına bakarsan beylere, çok değişik bir durum bu ya. Yani zor bir durum bir taraftan. Sizde nasıl oluyor? Valla ben de şimdi anne olmayınca, baba da biraz uzak olunca doğal olarak Cem'in ailesine gidiyoruz. Ben büyük bir mutlulukla gidiyorum ya. Kayınvalidem yemekler yapıyor böyle, nasıl karşılıyor bizi. Hele şimdi bir de arası olunca, gerçi biz artık gözü görmüyor da. Ama hani öyle olsaydı, annem olsaydı, hangimizin evi yakınsa oraya giderdik ya. Çok sorun edeceğimizi zannetmiyorum. Çok büyük varsa öyle bakıyorlar. Yani ailenin en büyüğü kim? Hani belki eş erkekte mi yoksa kadın tarafında mı? En büyüğü kimse, ona mı gidilmeli? Vallahi ama tabii ben de büyüğe bilmiyorum. Gidilir ama ya. Büyükten başlanır. Sonra bu arada Sibel Hanım, yeni evlendiğimizde hafta sonları bir gün eşim kendi ailesinde, ben kendi ailemde kalırdım. Aa bak. Ama yeni evlenince insan alışkanlıklarından da vazgeçemiyor ya. Olabilir. Kendi ailemde kalırdım. Fakat sonunda ayrı... Dur demedim, töbe. Sonunda ayrılmanın işiğine geldik ve bu uygulamadan vazgeçtik. Şimdi çok mutluyuz. Peki siz o bir günde ne yapıyordunuz? Birbirinize mi dolduruşa mı geliyordunuz? Hani aileler ne yapıyordu? Bak mikrofon takmış Mustafa, gel gel gel. Evet, asıl orada neler oluyor? Evet. Var mı acı biber, var mı yine? Var var, şimdi varsa söyleyeceğine gelmem. Göre acı biberle ödüllendireceğiz seni. Tamam. Sizde nasıl durum Mustafa? Şu biraz şöyle dön ya, bir görsünler Gül cemalini. İyiyim ben. İyi, söyle bakayım. Sizde önce senin anneye babaya mı? Bayramda mı, normal günlerde mi? Önce bayramı söyle. Bayramda önce benim anneme gideriz, sonra kayınvalidemlere. Ama özel bir durum varsa, misafirlerin trafiğiyle ilgili, ona göre değiştirebiliriz.
Ben bu konuyu önceden bildiğim için akşam çalıştım. Kolay gelsin. Çalışmış da gelmiş. Hanımla mı çalıştın? Yok, tek başıma. Ne dedin? Ben yarın böyle söylerim şimdi Zahide Hanım sorarsa. Sen sakın üzerine alınma mı dedim. Peki niye önce sen? Niye önce senin ailen? Hadi bakalım. Ya bir sebebi yok yani. Mesela şimdi senin ailen daha yakın, daha uzakta oturuyor. Onun ailesi daha yakında oturuyor diyelim. Bayram, sabahı kalktınız. Şimdi önce onun ailesine mi gidersin? Yoksa ille uzağa kendi ailene mi götürürsün? Yok, değişebilir canım. Yani kim yakınsa önce ona gideriz. Olabilir yani. Olabilir. Hı-hı. Normalde peki hanginizin ailesiyle daha çok görüşüyorsunuz? Normalde eşimin ailesiyle daha fazla görüşüyoruz. Çünkü onlar daha yakınlar. Mesafe olarak. Bunu niye soruyorum biliyor musun? Şimdi bir oğlan annesi olarak. İleride bu çocuk bana ne kadar gelecek? Gelecek mi? Yoksa gelinin insafına mı kalacağım, onu anlamaya çalışıyorum. Yani iki tarafa da gidilmeli. Bence de tabii ki gidilmeli. Yani uygun, üsturuplu ve zaman olarak da böyle uygun bir şekilde. Bakayım başka, teşekkür ediyorum Mustafa'cığım. Önce Esra demiş ki önce eşimin annesi ailesine gider, orada azıcık otururuz. Sonra benim aileme gider. Ha. Bence güzel bir anlaşma bu. Bak evet. Esra önce eşimin ailesine gidip orada azıcık oturuyorlarmış, kalkıyorlarmış. Sonra Esra'nın ailesine gidiyorlarmış ama bütün gün orada oturuyorlarmış. Enteresan. Hangisi daha iyi? Bence, vallahi enteresan. Bence Esra'nın durumu daha iyi. Esra'nın durumu daha avantajlı. Yani. Şimdi zaten bunu karıştırdık. Bunu da karıştırdım. Neler var içinde tekrar sayar mısın? Kıyma, soğan, sivri biber, tuz, karabiber, maydanoz, hepsi karıştı. Şimdi isteyen kaşar peyniri de koyabilir. Şimdi mesela burada beyaz peynir var. Burada kaşar peynir, biraz maydanoz ve yumurta karıştırayım var. Karıştırayım mı? Lütfen. İsteyen sadece beyaz peyniri de içine biraz ekleyebilir. Biraz ekleyeyim mi? Ekle ekle, bence daha güzel olur. Şöyle beyaz peynir, ama kaşar peyniri çok şu anda onun. Beyaz peyniri de ekledim. 3 harcımız hazır. Şimdi bir de yufkayı ıslatmak için bir karışım hazırlayacağım. Şöyle yumurta. Şunu şöyle koyayım o zaman. Tamam. Yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve tereyağı karışımı var. Bu yufkaları ıslatmak için. Şöyle yoğurdu da 3 tane yumurtanın içine şöyle güzelce kırdım. Evet, ve hemen içine sıvı yağ ve erittiğim tereyağını koyacağım. Şöyle bir miktar koydum. Ah, kediciğimiz geldi. Ona biraz peynir vereyim mi? Ay versene. Ver, ben vereyim. Kıyamam. Minik peynirimiz. Lütfen hayvanları doyurun ya. Kıyamam. Gel bak, burada vereyim sana. Gel. Gel kızım. Gel gel. Bu da senin nasibinmiş. Gel. Gel. Gel pisicim. Gel. Gel kızım benim. Ay ay. O da hiç doymuyor. Karda kışta kıyamette böyle ne olur hayvanlara eziyet etmeyin. Karınlarını doyurun. Sevaba girmek için bazen size Rabbim gönderiyor onları. Yani bana göre öyle. Ben öyle kabul ederim. Bir de kediye namkör derler. Öyle bir şey de yok ya. İnanmayın öyle şeylere. Ben kedi besliyorum. Hiç öyle bir şey yok yani. Ha, rahatlarına fazla da düşkünler, o başka. Ama senin kedin de ne kadar güzel bir kedi ya. Ya sen vallahi onun huyunu suyunu bilsen. Öyle mi? Çok artisttir. Çok sorma. Bu arada Aras'la sorsana nasıl diye. Evet, hakikaten aslında anneler biraz şey yapar. Bebek olunca kıskanır evdeki... Kıskanır mı acaba derler. Evet. Ha yok, o titizlik zaten var ama aşıları yapılmış olan hayvanlar lütfen tedirgin olmayın. Öyle bir şey yok. Yok sayıyor Aras'ı. Yok. Aa. Evde o ona bakmıyor bile ya. Gerçekten. Bakmıyor bile yani. Böyle yan dönüp de bakmıyor bile bizimki. Nasıl hissediyor Kudra demek ki yani. Ya bizim kedi de çok güzelmiş. Gerçi bu var ya, Allah'ın yarattığı... Hani o her bir çizgiyi yap desen yapamazsın. Hani milyarlarca kedi varsa her birinin ayrı ayak izi, el izi gibi deseni var. Kesinlikle öyle. Şimdi ne yapıyoruz? Burada yumurta, sıvı yağ, yoğurt ve birazcık erimiş tereyağı vardı. Onları yufkayla bir güzel yufkanın üzerine koyup ıslatacağım. Ve sonra bir börek oluşturacağım. Komple bir börek olacak. Bak Fatma Hanım diyor ki benim ailem şehir dışında. 300 kilometre yol gidiyoruz ziyaret için. Ama eşim takıntılı, hiç yatıya kalmıyor. Bir de 300 kilometre geri mi geliyor Fatma? Allah korusun kız, trafik trafik böyle. Niye takıntılı ki? Kalmak istemiyor orada. Üzülüyordur ya annen de şimdi, ama ne yapacaksın? İdare. Bunları aslında konuşmak lazım evlenmeden önce. Ama evlenmeden önce de bunları konuşunca insan... Bu sefer de çok hesapçı kitapçı mı oluyoruz? Ne bileyim. Ne bileyim, karşı taraf korkar. Ya da yani alıştırmayın şimdi. Her seferinde hani tamam tamam deyip gidip evlendikten sonra hayır bana ne, ben gitmem demek de olmaz şimdi. O yüzden baştan bir tavır varsa onu baştan söylemek lazım ki her iki tarafta ona göre gardını alsın. Ama ailenize gidin ya. Ben de şimdi Aras bana gelmese çok bozulurum yani. Tabii, bence de. Ha, ilk bana gelsin diye bir şeyim de yok bu arada yani.
Kim yakınsa ona gitsin bence. Kesinlikle ona da katılıyorum. Senin kedi yine geldi aşağıda. İnşallah buraya çıkmaz. Yok yok çıkmaz çıkmaz. Çünkü onun burada onun istediği şeyler var. Bayağı sevdiği şeyler var. Çıkmaz çıkmaz. Kıymalar falan. Şimdi hemen ne yaptık? Burada yumurta, yağ, tereyağı, hem sıvı yağ hem tereyağı var. Ve yoğurt var. Yoğurt yoksa süt de kullanabilirsiniz. Niye gülüyorum? Okuduğuma gülüyorum. Hicran demiş ki, akıllı kadın bak. Ya da böyle mi durum bilmiyorum. İlk eşimin ailesine gitmekten yanayım demiş. Oo. Kendisi söylüyor yani. Hicran diyor ki ben önce eşimin ailesine gideyim. Ama neden? İlk kendi anneme gidersem kaynanam kıskanır diyor. Hmm. Doğru. Aslında bakarsan mantıklı işte. Niye? Akıllı kadın. Yani ha, o akıllı. O tabii. Kayınvalidesinin durumunu anlamış yani. Tabii. Ama benim öyle bir şey olsa kayınvalidemin bir şey diyeceğini hiç zannetmiyorum yani. Ya ondan işte, bir sorun çıkmazdı bizde bence. Aileler ama, değişik. Her aile farklı. Tabii. Şimdi bir de asıl şey olunca, birkaç çocuk olunca şimdi onlar geldi, sen niye gelmedin oluyor bu sefer. Tabii yörelere göre de değişiyor aslında bakarsan. Ama ben şunu tahmin ediyorum. Kadın tarafıyla daha çok görüşülüyor normalde. Yani kadın ailesi de mesela daha çok gelip gidebiliyor. İşte çünkü ev de kadının evi gibi oluyor. Onun için bayramda hep erkeğin evine gidiliyor. Zaten kadınla hep görüşülüyor ha, diye. O da olabilir. Mi? O da olabilir. O da olabilir. Doğru. Dur bakayım. Siz yazana kadar dur, ben buradan bakayım bir taraftan. Kim neler neler yazıyorsunuz. Sizin şeyler efsane oluyor çünkü. 2614 yorum olmuş. 10 yıldır ailemin hiçbir ferdiyle görüşemediğimden eşimin ailesi de vefat ettiği için ziyaret edecek kimsemiz yok, anlayacağınız acı ama gerçekti. Ufuk. Ya bu da var. Gitmek istesen bir çalacak kapın olmaması bile ne kadar büyük bir şey. Kötü bir şey yani. En çok eşimin tarafına gidiyoruz demiş pek çok kişi. Henüz evli olmadığım için şu an böyle şeyler düşünmüyorum Zayda abla, ama çok sevdiğim bir insan var. Ona ve ailesine çok değer veriyorum. Sanırım eşimin ailesine gideriz gönüllü olarak diyor. Bakayım. 5 gün önce babama haftada 5 gün giderim. Eşimin ailesine haftada 1 giderim. Çünkü annem ve babam ama onlar rahatsızmış. Öyle olması gerekiyor zaten. Tabii, eşimin varsa ailesine gidiliyor çünkü alt kattalar. Peki şimdi ne yapıyorsun? Ne yapıyoruz? Burada patatesli içimiz vardı. Burada kıymalı iç vardı. Dikkat edersen bak, fazla kalori olmasın diye tek yufka kullanıyorum. İsteyen iki yufka üst üste de koyabilir. Ben tek yufka kullanıp böyle rulo yapıyorum. Şöyle. İşte şimdi bunları bu şekilde güzel güzel yapacağım. Hikmet Bey niye bana küsüyorsunuz? Zahide Hanımcığım, bir de o H olacak aslında ama neyse. Zahide Hanımcığım, yazsamda okumuyorsunuz, küstüm. Küslük ne demekmiş? Ben hiç küs kalamam da küslük de bilmem. Ama okumuş oldum bak. Da bu yazını okudum. Eşimin ailesine benden başka kimse gitmiyor. Eşim gitmez, ben tek başıma giderim. Bak. Bravo ya. Eşi kendi gitmiyor. Hanımı gidiyor, görüyor musunuz? Tuğba ne demiş? Biz en son anneme gidiyoruz ki daha fazla kalmak için. Demek ki en son gidilen yerde daha fazla kalınıyor. Bir de kimin evinde en güzel böyle bayram sofraları kuruluyorsa oraya gidenler de var. Değil mi? Tabii canım. Onu düşünüp böyle, şimdi orada baklavalar, börekler vardır, sarmalar yapılmıştır falan. Hangisinin annesi güzel yemek yapıyorsa, bizim çevrede öyle olanlar da var yani, ben söyleyeyim. Kolay gelsin, hayırlı cumalar. Ramazan bayramı da annem de babam kahvaltısı adet bizde. Herkes annemde toplanıp hepimiz orada geçiriyoruz kurban bayramını. Sonra da kayınvalidelere gidiyoruz diyor. Önce eşimin ailesine, sonra kendi. Çoğu kişi eşin, yani erkeğin ailesine gidiyor galiba. Melek Hanım, eşimin ailesine ilk gidilince çok mutlu oluyor. O mutlu olsun diye sesimi çıkartmıyorum ben de. Tamam Melek, en güzelini yapıyorsun. Ne gerek var bayramda seyranda gerilmeye? Normal günde çünkü biz kadınlar daha çok görüşüyoruz ailemizle muhtemelen. Senin dediğin doğruydu yani. Değil mi? Şimdi sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Üç farklı börek yaptım burada. Üç farklı. Bu patatesli, bu kıymalı, bu peynirli. Şimdi katlama sistemini nasıl yapsam diye düşünüyorum. Mesela şöyle örgü gibi de yapılabilir. Ay örgü gibi yapsana, onu kesince daha şey olur. Şöyle mesela bak, böyle. Ya da bir yufkanın örgü yapınca ama patlayabilir de bu böyle. Çünkü tek kat yaptım ya. Bence yapma. Yapmayalım. Evet, evet. Yapma, elimizde kalacak çünkü. Çünkü yufka gül mü? Gül bunda olmaz ama ya. Kol böreği gibi. Bir dakika, bir nasıl tarif ediyor bir gösterir misiniz? Gel şurada tarif et bakayım. Şöyle rulo. Şurada. Bükerek. Bükerek. Evet. Sen klasik börek seviyorsun. Evet. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Ben anladım. Ama tepsiyi onu nasıl yapacaksın? Tepsiyi şuraya getireyim ben. Bu hafta yalnız o kadar çok rulo yaptık ki biz. Hakikaten bu rulo olmasın da gül olsun dediğim gibi. Gül olsun. Tamam.
Mesela nasıl olacak? Şöyle olacak. Bak biraz tepsinin arkasında gizli gizli yapıyormuş gibi oldum da. Nasıl olsa oradan çıkacak şimdi. Şöyle bak. Şöyle gül gül yapalım. Bu peynirli oldu. Hmm. Tamam mı? Bu kıymalı olan. Şöyle. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir şey deneyebilir miyim tabii ya? Tabii ki. Bak ama onu alman lazım oradan. Tamam bunu da alayım. Sonra ne yapacağız? Ama hayır oradan değil. Buradan alman lazım. Hangisini? Bunu mu? Evet. Ha arasında mı olsun diyorsun? Hayır. Al şimdi onların hepsini al oradan. Üçünü de al. Ya bana iş çıkartıyorsun. Ya ama bak çok güzel olacak. Ama çok güzel olacak. Ama daha mozaik pasta yetişmeyecek. Ya tamam bak çok güzel olacak. Allah'ım ya. Bak şimdi. Bakayım. Bak. Evet. Biz buna yaratıcılık diyoruz şekerim. Onun üstüne mi koyacaksın şeyleri? Evet şimdi bunun hangisi daha büyük? Şu daha büyük. Ha bakayım bak ne yapacak. Bak şimdi bismillah dur. Ha. Ortaya. Evet. Bunu nereye? Aa ne ya. Yaptı ayol? Bak bak. Bunu da en üstüne. Sonra şimdi ne bana yapacağım? Bunu bağlayacağım bir şey vermen lazım ama. Yok artık. Evet. Gerçekten mi? Evet. Ama onu bağlayacak bir tane taze soğan sapı gerekiyor ama taze soğan sapı maydanoz sapı bulayım dur ben sana. Maydanoz çünkü... sapı bul. İşte bak. Evet. Oldu Mustafa. Gelin bohçası gibi oldu. Gelin ha bohçası. Olmadı mı? Bizimkiler beğendim beğenmediniz mi ya? Bir dakika. Çok değişik nasıl oldu ya? Ama. Aşk olsun ya. Olmadı mı? Vallahi tamam ya bunun öbür türlüsünü yaparız. Beğenmedi benimkiler. Sana bir şey söyleyeyim mi? O nasıl pişecek onu düşünüyorum asıl. Ya niye şurasında böyle yumurtalı yumurtalı? Bence bu gayet güzel olur böyle. Şimdi bunun etrafına böyle dola bence bak diğerlerini. Bu olmaz mı ya? Bayram böreği olacak bu evet. Herhalde. Tamam. Dur. Bence gayet güzel oldu. Ay benimkileri de bir şey beğendiremiyorum. Bak, yapımcı milleti. Bohçası, bak ya gelin böyle, bohçası oldu. Evet. Gelin bohçası. Bak, ne var dur ben onu yaparım. Ha, tamam sen bunu sen böyle yap. Sen şöyle etrafına da bir iki dönsene. Yapabiliyorsan ben, hemen yoksa öbürüne mi geçelim? Bence öbürüne geçelim. Ben bu börekleri sonra yapayım. Çünkü bu hemen... çıksın. Şimdi ben size börek veriyor muyum bak şimdi bak. Ben size börek veriyor muyum? Hadi bakalım benim böreğime laf edersiniz ha. Ama yok yok güzel oldu güzel. Bence de gayet güzel oldu ya. Aa. Vallahi güzel oldu. Sen evet. Merak etme. Bence şimdi de. Ben bir mozaik pastayı da yapayım. Sonra böreğe geçeyim olur mu? Ellerimi olur. Bir yıkayayım hemen. Çünkü böyle hani çiğ kıymaya falan elleyince ellerinizi iyice yıkamanız lazım. Sen ona devam et. Aşağı yukarı 180-200 derecelik fırında güzelce pişmeye bırakacağız. Aynen öyle. Bence gayet şık oldu. Hmm. Bir de kendi kendine yapıyorum. Yok size bugün börek mörek. Sonra kedi gibi dolanıyorlar burada böyle. Bize de verin, bize de verin diye. Mozaik vallahi pasta... bak bu kadar uğraşıyoruz. Eşler gelince eve hiç iltifat etmiyor. Sadece ev, yemekte ne var diyorlar. Zahide'cim sen onu bırak. Sofra hazır. Sen içeri çorbaya almaya gittiğinde geliyorsun. Sarmalar olsun. Bitmiş, salatalar bitmiş. Ne oluyor diyorsun ya? Ne zaman bitti? Geçmiş olsun. Yani. Bu arada Emine Hanım eşim kendi ailesini görmeye gidiyor. Ben de kendi aileme gidiyorum. Daha tatlı bir bayram geçiriyoruz. Sormuyorlar mı hanım nerede ya da bey nerede diye sor. Kız! Hayatım ama kız deme bana başka yok. Yapacak bir şey yok. Yani bu yağ böyle bu ne, yok. Bu ne? Neydi bu tatlı? Mozaik pasta. Ya. Bunun yağı böyledir. Şimdi bu o kadar bisküviyi eriteceğiz. Tamam neyse sen orada hadi devam et ben onu karıştırayım. Peki tamam hadi alayım içinden bir tane dur. Ben alacaktım sen ya. Gidince sen anladım anladım ben. Aynen. Sonra ne yapıyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Onun içine kakao bak bir tane daha alıyor. Vallahi tutmazsa benim suçum değil Zahide'nin suçu ben söyleyeyim yani. Ay tutacak tutacak bir şey tutacak olmaz. Tutacak diyor tamam, hala. Hadi. Şu kadarını aldı bütün kurtardım. Yağları içinden. Ha. Siz ekranda görünen malzemeyi bir güzel eritin. Tamam istiyorsanız kilo almak istiyorsanız aynısını yapın. Azıcık azıcık kilo vermek istiyorsanız birazcık şey. Abi çok güzel bir şey oldu. Bunu neyle karıştıracağım? Hemen bunu çırpıcı görelim. Vereceğim ben sana dur. Bir dakika dur. Sen bana çırpıcı verirken ben bunu bir göreyim ama ateşten alayım. Ha. Sıkıntı olmasın. Evet. İstersen ha. Onu buradan alalım hakikaten şu küçük ocağı evet alalım ya. Yanmasın. Şuramız çalışıyor mu bizim bu tarafı? Yok daha ön taraf çalışıyor. Tamam neyse şimdi görelim döküyorum sütü. Tabii tabii. Sütü dökelim. Ha. İçinde ne var şimdi mozaik pasta için aşağı yukarı pudra şekeri bir çay bardağı koyacağım ama daha sonra koyacağım. 5 çorba kaşığı kadar tereyağı yani 125 gram belki de birazcık daha fazla tereyağı. Ha, bunu şeyin içine koyacağız değil mi ya? Zaten onlar yağlı. Bisküviler. Bisküviler zaten yağlı. Ama hayatım başka türlü olmuyor. Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Piyasada satılan, piyasada marketlerde değil doğru, de. Doğru doğru kendiniz yapın, evde yapın. Pastanelerde aynen. Yapılan mozaik pastanın içerisinde yumurta var. Çiğ yumurta onu biliyor muydun?
Ha, bilmiyorum niye tutsun diye. Evet, çiğ yumurtayı direkt bisküvin içine kırıyorlar. Sizin dışarıda yediklerinizin hepsinde hemen hemen hep çiğ yumurta var. Siz bilmeden yiyorsunuz ama çiğ yumurta zaten bağırsaklarda salmonella hastalığı yapıyor ya. Allah korusun. Ben onun için genelde tercih etmiyorum. Ama bana küçükken hep çiğ yumurta yedirmişler bu arada. Yani İçirmişler. O zaman ne bileyim öyle bir şey yoktu herhalde. Ben de yumurtasız yapmayı tercih ediyorum onun için. Böyle bisküvileri İri iri kırıyorum. Şöyle iri iri kırıyorum. Aşağı yukarı bir paket bisküvi 200 gram falan ediyor. Ben şöyle iki paketi şöyle kırdım. O eridiyse alabiliriz oradan Zahideciğim. Eridi. Tamam. Çok da sıcak olmasın mı? Pudra şekeri koyacağız içine. Şimdi bu haldeyken. Evet, pudra şekeri, vanilya. Gelsin pudra şekeri. Ne yaptık şimdi? Tereyağını erittik. İçine kakao koyduk. Ben işte bunları sanki görmemiş gibi soracağım istiyor ya. Bu da vanilyası. Birazcık belki ucundan yiyebilirsin. İşte o ucundan misin? Yiyince ne oluyor biliyor musun? Ne direkt oluyor? İnsülin fırlıyor. Vücut kendine şekerli bir şey geldiğini düşünüyor. Ha. Ve kapıyı açsın diye hemen insülin. Yürü diyor insülinlere, hemen dışarı çıkın. İnsülin ne yapıyor? Acıktırıyor. Ya tabii. Yani bunun bu kadar bilmek iyi bir şey değil ama. O yüzden yani belli bir kiloya gelene kadar tutuyorum kendimi. Ömür de böyle geçmez yani. Ben bunları seviyorum. Bunlarsız hayat geçmez. Şimdi, sadece birazcık dikkat ediyorum. Sen bunun içine koyabilirsin Zahideciğim, onu dökebilirsin. Ben de yavaş yavaş şöyle karıştıracağım. Bakalım. Döküyorum. Evet. Nazar oldu. Ama bisküvi isteyenler içine direkt, yumurta isteyenler içine direkt yumurta kırabilir. Bunu sütle karıştırsak ne olurdu ki? İşte sütle karıştırdık. Kakaolu sütle direkt. Ama tereyağıyla daha da güzel oluyor. Ya tabii canım, yağın girdiği her şey güzel oluyor da. Hepsini döktük. Döktüm. Ay çok güzel oldu gerçekten. Şimdi böyle güzelce karıştıracağım. Bisküviler içerisinde o kadar basit bir tarif ki. Mesela ben bunun içine portakal reçeli koyuyorum. Limon kabuğu koyuyorum. Ha, dün koymuştun, ne güzeldi. Evet, veya işte fındık fıstık koyabilirsiniz. Şöyle hafif böyle suyunu çekecek zaten, bu karışımı çekecek. Birazcık da böyle eziyorum. Sonra buzdolabında güzelce donacak. Ama şu karışımı biraz böyle hemen ne yapalım, eritelim. Bir yandan da streç filmi ve folyoyu hazırlayacağım. İçine koyacağım. Ben onu var ya o haliyle bile zevkle götürebilirim. Yani direkt onu dolaba at, ben onu öyle yiyeyim. Vallahi süper ama oluyor. Ama tutuyorum kendimi, tutuyorum. Asıl burada deney bu. Vallahi öyle bak şimdi. Yoksa görmezsen bunu sıkıntı yok ama görüp dayanmayı öğrenmem lazım. Bir şey söyleyeyim mi size bak. İnşallah bunu arasa da yapabilirim. Bir insan hazzı ertelemeyi öğrenebilirse o insan çok başarılı oluyor. Bak, hazzı ertelemeyi öğrenmekten bahsediyorum. Sabır mı bir nevi? Aynen. Ha. İnsan zevk aldığı şeyi çok kolay yapmaya alışıyor ama bir mesafe koymak. Mesela biz bunun deneyini yapmıştık. Belki hatırlayanlar olur içinizde. İki tane, üç tane çocuk oturttuk. Önlerine birer onların çok sevdiği bir yiyecek koyduk. Hmm. Dedim ki eğer 10 dakika dışarı çıkacağım, 10 dakika sonra geldiğimde yememiş olursanız, hiç yememiş olursanız aynısından bir tane daha vereceğim size. İki çocuk dayanamadı, bir çocuk dayandı. Bu hazzı ertelemek böyle bir şey işte. Eğer onu yapabilirseniz hayatta sabrı da başarabilirsiniz. Çenenizde tutmayı başarırsınız. Stratejik olabilirsiniz. Bence şahane bir şeydi bu. Şimdi hemen Zahideciğim şu streçi. Boş ver be abla, ölümlü dünyaya gitsin. O da iyiymiş ya. Yaptığınız böreğin görünüşü çok saçma oldu. Aşk olsun Gamze ya. Niye? Bak şimdi programı izle, sonunda göstereceğim o böreği, tamam mı? Gayet de güzel, o bohça oldu bir kere. Etrafını böyle sarınca şimdi o daha güzel olacak. Bu arada onu fırına götüreyim, sen burada bırak. Ama onun böyle etrafında daha börek yapacağız ya. Ha. Etrafında şöyle börekle sardıracaksın ya onu. Bu ortada kalacak. Tamam peki. Heh. Ben de dedim ki hani bu böyle... Hayır bu sadece böyle tek değil. Peki. Bu böyle çıkacak ve böyle servis edilecek. Peki, anladım. Şu anda yapımcılarımdan biri şu vaziyette. O börek bir pişsin gelsin, yok size bugün börek. Peki yaptığınız... neyse onu okumuştum. Her şeyi de okuyorum. Azerbaycan'dan Zayda Hanım'a, Mustafa Karataş'a selamlar, teşekkür ediyoruz. İsmailova teşekkürler. Cildinize ne uyguluyorsunuz Zayda Hanım? Lütfen yazar mısınız? Vallahi pek bir şey uygulamıyorum ama mesela şöyle bir şey yapıyorum. Sodayla yıkıyorum yüzümü. Aa. Sodanın içindeki mineraller var ya...
cildinize geçiyor. Sabahları eğer fırsat bulursam, her zaman yapmıyorum ama soğuk sodayı alıyorum. Bayağı böyle maden suyu yani. Yüzüme çırpıyorum onu. Yani pamukla falan silmiyorsun. Yok yok, direkt böyle yüzüme ve bir müddet o yüzümde kalıyor. Aa. Aslında şimdi spreylerini de ürettiler artık. Ben onu yıllardır yapıyorum. Değişikmiş. Şimdi yemek yapan kadını bir rahat bırakın diye yazmış birisi. Bırakayım mı kız rahat? Memnun değil misin benden? Yok ha? Çok memnunum valla. Evet ya. Niye öyle diyorsunuz ya? Gayet güzel şeyler yapıyor. Siz bakmayın. Evet. Valla hiç şey yapmıyor yani. Gayet başarılı şeyler yapıyor. O börek de güzel olacak. İnanıyorum. Nevin, aşk olsun'u buradan söylemek istiyorum sana ayrıca. Şimdi. Ay keşke yaşasalardı. Hep bir arada olsaydık. Eşimle kimsesiz hissetmeseydi. Kıyamam. Çoğu kişi eşin ailesine gidiyor. Saide ablam, tüp bebek yaptırdım. Pazartesi günü belli olacak sonuç. Dua et bana, seni seviyorum. Yasemin, inşallah sonuç iyi çıkar. Bu BTC'ye gece testi okumak, o günü beklemek o kadar zor bir şey ki. Allah yardımcınız olsun. Hatta gel buraya. Gel beraber okuyalım. Bak çok heyecanlı. Neredesin bilmiyorum ama. Dur bakayım şuradan seni kaydedeyim. Heh. Yasemin, sana şimdi bak... sana hemen mesaj gönderiyorum. Bu mozaik pasta yuvarlak mı olsun, piramit gibi mi olsun? Sen bana bir sürü yazmışsın zaten. Bak sana öpücük gülücük gönderdim Yasemin. Eşinle huzur istiyorsan önce eşinin ailesine gideceksin. Gönüllerini alacaksın mutlu bir şekilde. Ertesi günde kendi ailene git ve huzurlu bir bayram geçir. Biz böyle yapıyoruz, selamlar demiş Şükran Çelik. Bence de bunu bir olay haline getirmesinler. Yani evet, büyütmenin alemi yok. Aynen. Birazdan Mustafa Karataş'la programımız başlayacak. Bizim programımız bitecek, bu program bitecek. Mustafa Hocam'la programımız başlayacak. Oo, ne güzel oldu. Ama ben onu kalıpla yapıyorum ya. Nasıl? Gel şimdi yaptın. Heh. Şeyle mi? Hani böyle bıçakla, çatalla falan yo, mı? Yok, yaptın yaptın. Az önce sordum sana soru ama duymadın. Üzülürüm, duymadım. Yuvarlak mı olsun, piramit gibi mi olsun piramit, dedi. Piramit. Bunun en güzeli piramit şekli zaten. Böyle yukarıya doğru, sonra da şöyle. Neden tekrar bu çocuklar bunu bir alıştılar mı? Hep bunu istiyorlar. Ama evde yapıldığı zaman bence hiçbir sıkıntısı. En azından koyduğunuz malzemeyi kendiniz biliyorsunuz. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Böyle bu şekilde buzdolabına koyacağım. Program sonunda dilimleyeceğiz. Aşağı yukarı bir saat, belki de iki saat buzdolabında durması lazım. Hani böyle kesebilmek için. Alt tarafta için. Değil mi? Yoksa evet, üstte evet. Mi? Yok şeye yok, difrize gerek yok. Alt tarafta. Böyle bu şekilde duracak. Sonrasında güzelce bak mis gibi oldu. Ne yaptık hemen tekrar söyleyeyim. Bisküvileri ufaladık. Bir taraftan da tencerede tereyağı erittik. 5-6 çorba kaşığı kadar tereyağı erittik. 2-3 çorba kaşığı kakaonu üzerine ilave ettik. Bir çay bardağı pudra şekerini koyduk. Bir su bardağı sütü koyduk. Güzelce karıştırdık o karışımı. İsteyen yumurtayı da çiğ olarak o karışımın içine koyabilir. Ben yumurta koymuyorum. Sonrasında da kırılan bisküvilerin üzerine koyduk, parçaladık. O karışım şimdi böyle bu şekilde şekillendi. Hemen buzdolabına koyacağım. Sen onu buzdolabına götürürken bak çok şükür artık aynı şehirdeyiz. İlk annemlere gideceğiz biz demiş Münevver Hanım. En çok eşimin tarafına gidiyoruz diyenler çok fazla. Şimdi tek derdimiz kekimiz kabarması olsun diyorum ya. Ne dertler var bak, Allah hastalıktan sakınsın, korusun hepimizi ama artık bu da çağımızın hastalığı oldu ne yazık ki. Dur bakayım, kartlarımla ayrıntısı da var. Sibel 38 yaşında daha Sibel ama ne yazık ki hayat onu biraz yormuş. 38 gibi durmuyor. Sibel'im gel kuzum yanıma. Ne oldu? Ağrın mı var? Ha? Gelemeyeceksen hiç zorlamayayım seni. Çünkü eşini biraz kalbim bağlayacağım. Sıkıştı. Eşin sesini duyacağın için yok, mi? Yok, onun için değil. Bugün... Heyecan mı yaptın? Yok, depresyon abim bitti, onu da alamadım. Tabii bütün bu yaşadıklarından sonra. Ondan dolayı ilacımı kullanamadım. İçim kalbim... Niye alamıyorsun? Alayım ben sana. İşte, doktor verdi değil mi haplarını? Evet, sağlık ocağına gittim, yalmadı. Hastaneye gitmemi söylendi. İçmediğim zaman da kalbim sıkışıyor biraz. Allah korusun, tamam biz onu halledelim bir taraftan. Şimdi Sibel niye gelmişti bize? Neydi sıkıntısı? Bir izleyelim, hatırlayalım. Hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin anne. Ne
nasıl anlatacağız şimdi bu durumları? Hadi bakalım. Sibel kanser ve eşi de bu yüzden Sibel'i terk ediyor. Terk etmeden önce başka birini getirmek istiyor. Ben doğru mu anlatıyorum? Bir anlat bakalım bana. Neler yaşadın? Anne, dört sene oldu göğsüm anlanı. Ve 3,5 senedir de tedavi altındayım. Ve tedavi sonuç vermiyor. İlerleme yaptı. Ben de karaciğerde 7000'in büyüklüğü ve bel kemiğime sıçradı. Hiçbir şey ağrıma gelmedi. Benim sadece eşimin beni yarı yolda bırakması çok ağrıma geldi. İstanbul'da buraya geldi çalışmak maksadıyla. Kaç defa ben aradım ve hadi gel çocuklarının başında otur. Ben senin biliyorsun senin kokun beni ayakta tutan dedim ve hiçbir şekilde geri dönmüyor. Senin kokun beni ayakta tutan. Evet, ben kemoterapi aldığım sürece hep koltuğun altına sokulurdum. Kokusuyla ayakta yaşadım ben. Ve o dönemde yaşama ümidim hiç yoktu benim. Ah kuzum. Onun yerini tutmaz ama. Konuşacağız şimdi. Eğer hazırsan ismini söylemiyoruz ama eşin telefonda şu anda. Evet biliyorum. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Sibel Hanım. Sağ olun Zahide Hanım. Sizi uzun zamandır görmemiş ve çok da üzgün. Kaç evladınız var Sibel Hanım? 4 tane. 4 tane. Allah bağışlasın. Sağ olun. Kaç senelik evlisiniz? Ortalama 18 senedir böyle öyleyiz. 18 senedir evlisiniz. Peki evet. Bana anlattığında başlarda hani Sibel nereye siz oraya. Hani onu çok seven bir erkek profili çizdi. Sonradan ne oldu da siz başka bir kadını Sibel'e tercih ettiniz ya da niye böyle oldu? Ya şimdi biz terk etmedik şükürler olsun. Kimseyi terk etmedik. Kimseyi de yarı yolda da bırakmadık. Şunu söyleyeyim yani terk etmiş diyor, bize bakmamış diyor, evli diyor, bilmem ne diyor. Yani biz bunlara karşıyız. Biz dediğiniz kim? Yani eşim. Evet, kolay gelsin. Tamam. Yani siz eşinizle 18 senedir evlisiniz ama en son eşinizi ne zaman gördünüz birebir? Bundan 60 gün önce. 2 ay önce. Evet. Nasıl gördünüz peki? Evdeydim. Çocuklarınızın yanında evde mi gördünüz? Evet. Zaten evde kalıyorum. Yani başka kalacak bir yerim yok. Yani Sibel bana yalan mı söylüyor yani? Siz aynı evde mi kalıyorsunuz? Evet. Şimdi neredeymiş? Şimdi neredesiniz? Şu an şu anda İstanbul'da çalışıyorum. Antep'te iş bulamadığımdan dolayı. Antep'te iş bulamadığımdan dolayı. Yani İstanbul'a çalışmaya mı geldiniz? İstanbul'a çalışmaya mı geldiniz yani? Evet. Peki eşiniz nerede kaldığınızı biliyor mu şu anda? Yani İstanbul olarak biliyor. Şirket olarak güvenlik bir şirketindeyim. Peki siz yani hani biz normalde hiç tanımasak bile bir kişi rahatsızsa hani deli oluruz ya ona böyle. Doğrudur. Hastalıkta ve sağlıkta diye yemin ediyoruz. Doğrudur. Aynı şey sizin başınıza gelse eşiniz gider miydi bilmiyorum ama o sizin gittiğinizi iddia ediyor. Hem de en zor zamanında ben başka bir kadına aşık oldum dediğinizi söylüyor bize. Doğru mu bu? Doğrudur. Yalnız Zahide Hanım bakın şimdi öyle bir şey ki yani anlatılan, yapılan veya ki bilmem neyden dolayı. Telefonun sesini kısar mısınız? Televizyonu kısar mısınız? Sadece kıstım. Telefondan duyun bizi. Tamam. Yani şimdi öyle bir şey ki ben gerçekten 60 güne kadar buradayım. 60 günden önceki çoluğumla, çocuğumla her zaman yanındadım. Hiçbir şekilde kendini de aldatmadım. Hiçbir şekilde. Ve beni seven kadın şu anda burada. Niçin yani Show TV'de? Peki siz başta çok iyiydim de sonradan bir başka kadını hayatına soktum dediniz az önce ama. Hani aldatmadım diyorsunuz ama. Bakın Zahide Hanım, şimdi ben kendini aldatmadım. Yine söylüyorum. Aldatmadım. Niye nasıl aldatmadım? Ben hayatta kendi
hastayken ben başkasına koluma dahi gezmedim. Diye ki bilmem ne yapmadım. Diye kendinin peki boşanalım dediniz mi? Bile, kendinin rızası bile vardı yani bu işlere. Nasıl rızası vardı? Tamam. Yani o kızla beni evlendirmeye rızası bile vardı. E tamam, nasıl rızam oldu ama bir de onu da söyle. Rızan nasıl olmadığına gelince senden vazgeçtin. Ama Sen senden vazgeçtikten sonra dedin ki seni vereceğim. Tamam, ben kendimle nasıl vazgeçtim ama o dönemde benim yaşama ümidim bile yoktu. Her gün acillere gidiyordum. Sen benden iyi biliyorsun onda. Ben ne dedim? Acillere kim götürüyordu seni? Tamam, sen götürüyordun. Onu inkar etmiyorum. Baktın, ilgilendin o dönemde. Ama son dönemde ne yaptın? Son dönem derken? En son beni acile ölü götürdülerdi. Resmen komşular şahit. Götürdüklerinde ben sana ne dedim? Tam çocuklarımın 4 tane çocuğumun zürriyeti gözümün önüne geldi. Hayır dedim, ben ölüyorum galiba dedim. Ben ölürsem çocuklarla dedim seni kime emanet edebilirdim? O dönemde ne oldu? Tek sadece dedim o bayana emanet edebilirim dedim. Ben ölürsem zaten benim kimsem yok dedim. Tutunacaklığım yoktur dedim. Ona emanet edebilirdim. Niye öyle dedim? Çünkü o dönemde öyle bir durumunuz olduğunu bilmiyordum ben. Sonradan öğrendim. Biz onunla aynı yatağa girmedik. Tamam, girmedin ama kalbin, fikrin, aklın ondaydı. O beni ben yaraladı zaten. Ben onunla gezmedim. Onunla tozmadım. Onunla herhangi bir şey de yapmadım. Ya. Aklında ama aklından kalbini ona vermiştin sen. O ne? Ben en çok... ona vermiştim Sibel Hanım? Onu seviyorum. Onu aşığım diyen sendin. O dönemde o kızla yaptıklarını söyle. Bana şu an ailen Antep'te bacının kızınla, ondan sonra annem bana mesaj atıyor ve ben akşam cevap vermedim. İşte o orada yalan konuşuyor. Biz ondan çok çektik. Bir sert de gitti oraya, yalanlar uyduruyor. Beni üst tarafta Allah biliyor, bir de komşularım biliyor. Ben Allah'tan bildiğini kulundan saklama. Ben buraya çıktıysam da ben geri seni istediğimden dolayı çıktım. Ben seni istemiyorum. Antep'te olmanı istiyorum ve çocukların başında olacaksın. Beni seven kadın o televizyonda değil, benim yanımda olurdu. Tamam, beni seven... Ben çağırdığım zaman benim yanımda olurdu. Tamam, beni seven erkek de Antep'te olur, çocuklarının başında olur. Ben bunu istedim. Aç kalmaya gene razı. Kuru soğan koy önüne. Tamam mı? Sen bundan sonra aç kal. He? Sana hiçbir şekilde de bakmıyorum. Tamam, bakma. Ben de nikahımı vermiyorum. Ben Antep'e dönersin. Halini şöyle diyorsun, böyle diyorsun. Ben de Antep'e dönersem ben de yapacağım biliyorum. Sibel'in delilini kimse görmemiş. Bu saatten sonra Antep göreceğim ama. Ben senin ailenle de iki çift lafım var ama yapacağımı biliyorum. Beyefendi, siz ne olur biraz. Kimse beni tutamaz bu saatten sonra. Dur Sibel. Sizin insaflı ve mantıklı olmanız lazım. Sonuçta burada kanserle mücadele eden bir kadın var ve o kadın sizin... Başım üstüne abladım. Öyle ben evlendim. Sonra ben bakmıyorum. Öyle gittim. Ben yapmıyorum. Yok öyle bir şey. Siz bu kadının kocasısınız. Lütfen. Zeyda Hanım. Efendim. Şimdi ben bakmıyorum demiyorum. Bak, Allah rızası için mantıklı düşünelim. Şimdi ben buraya geldim. Bakın, gelin konuşmasın orada. Ben burada duymuyorum ama. Eğer biz olmasak size ulaşabilecek miydi Sibel Hanım? Bakın, ben buraya niçin gelmişim? Çalışmaya gelmişsiniz. O kimin için gelmişim? Parayı peki Sibel'e ve çocuklara mı gönderiyordunuz? Ha tamam, bana bundan 15 gün önce para gönderdim ya. Tamam, 15 gün önce. Nasıl yine gönderdin ama? Yine gönderiyorum. 2,5 ay olmuş gidelim ve gittin gidelim bir defa 750 TL gönderdi. Ben o 750 TL'yi 480 ev kirasına verdim. 250 de ben ne yapacağım? Tabii 4 çocuğun karnı doymaz. Bir gün, 3, bir hafta doymaz yani. Zar zor. Senin ailen, kardeşlerin mi kapımı çalıyor? Zaten benim kimsem yok. 2 tane kardeşim var ve ailem şu an bana yüz çevirmiş durumda. Fatih kalp hastası. Büyük abim öylesine. Ablam kan kusuyor. Biliyorsun onun durumunu. Anne babamı sadece bu konuşulacaklar bura değildi, değil mi? Görmüyor. 2 sene geçmiş bu olaydan. 2 sene geçmiş. 2 seneden beri
Konuşmamışsın da bugün mi aklına geldi bu Zayda Hanım'la konuşacağım? Evet, ben aylardır Zayda Hanım'a bu şey için ulaşacaktım. Bak ulaşamadım, bugüne nasip oldu. Tamam, bu zamandan sonra ulaştıysa, tamam mı? Bu zamandan sonra Zayda Hanım yanında kal. Ben de çocuklarımı alayım, kendin yanında kalayım. Sen o çocuk, sen bak, o çocukları bu... aldın takdirde ben burada Sibel, yapmayacağım dakika, şeyleri yaparım. Sibel, Sibel sakin ol. Yaparım. Şimdi siz lütfen, bu böyle, bu doğru ve uygun bir cümle değil. Onun yeri kocasının yanı. Sizin yanınız. Bana ilk geldi ne dedi biliyor musunuz siz? Ben dedi hastalığımda kocamın koltuğunun altında onun kokusuyla iyileşiyordum. Bunu söyleyen Zayda kadına Hanım, bak siz Müslümansınız. Vicdanlı bir adamsanız. Aynen eski durumuna devam etseydi belki bu olayların hiçbiri yaşanmayacaktı. Tamam dede şık görevini nasıl yapamadın sen ya, benden iyi bir... Ama bir şey söyleyeceğim. Burada kanser hastası bir kadından. Bir dakika. Bir dakika. Siz kanser hastası bir kadından kadınlık görevlerini yerine getirmesini mi bekliyorsunuz? Şimdi bu kız canıyla mı uğraşsın? Yoksa sizin tatlı canınızı mutlu etmek için mi uğraşsın? El insaf yani. Yani şimdi Zayda nasıl olacak ben bu? Demişim ki. Ben siz, demişim ki. Siz aynı şekilde hasta olsaydınız bu kız sizi bırakır gider miydi? Başka bir adam getireceğim ben seni istemiyorum der miydi? Ne olur bir dürüst şeyinizi vicdanınıza koyun der miydi? Aynısı. Hiç değişmezdi. İnan et beni bırakır giderlerdi. Sizi bırakır giderdi. Hiç de yalan söyledi. Ben Mügur Sovan'a gene razıydım. Benim biliyorsun kimsem yok. Arkama dayanacak, sırtımı güvenecek ne sülalem yoktur. Ben aç kalırdım ama yine sana bakardım ben ölene kadar. Vallahi bakmazdınız. Dinime Rabbime bakmazdınız. Eğer var ya bakmayanın yemin ederim tamam, şuradan var ya şey cenazesi çıksın. Cenazesi sakin, çıksın. Sakin Sibel. Niye bakmazdı diyorsunuz? Hani cenazem gördünüz çıksın şimdi? Yemin billah olsun. Huylu huyunu tergemedik ki. Niye, nasıl tergemedim ben? Neyimi gördünüz bu zamana kadar? Ha, neyimi gördün sen benim? Ben yani, sadece kendimi sana adadım. Ben başka bir halt yapmadım. Bunu cümle alem bütün koşullarım herkes biliyor. Bir de bu razı oldu dediğiniz kısımda kadın ölüyorum artık ben. Çocuklarıma kim bakar benimin derdinde bunu ben söylüyor. Ben sadece çocuklarımla hani, seni düşündüm. Kimseye gidip el açmayın yani dedim. Bunu, kimsenin gidip sofrasına oturmayın dedim. Peki bir dakika ben, bir şey soracağım. Şimdi bu hanımefendi Sibel'in bu durumunu biliyor mu? Hangisi? Biliyor. Biliyor mu? Evet. Yani onun bir hastalıkla mücadele ettiğini biliyor mu? Evet bile peki bile buna, geldi. Peki buna rağmen hani size ya bu kadın şu an çok zor durumda. Ben nasıl böyle bir şey yapabilirim hiç demiyor mu? Anlamadım ben bu konuyu. Şimdi bu sizin bu diğer ne diyeyim artık nasıl bir titir koyacağım tamam da, ki ben ona. Zaten, yani bu kadın şimdi. Diğer şimdi kadın o, diyeyim. O kişiden. Bilmiyor mu hasta kişiden, olduğunu mücadele ettiğini? O nasıl kişiden, razı oluyor? Tamam mı? Ha. O kişiden kesinlikle yani biz birlikte olmadık. Belki ha sevmiş olmuş muyum? Ben olmuşumdur. O insanı sevmiştir. Ama ki şunu söyleyeyim. Ayrılan yine kişi bendim. Kendisi değildi. Ayrıldım ve bir iki seneden beri de ben yüzünü bile görmüyorum. Siz ne ara ayrıldınız, ne ara beraber oldunuz? Ya İki sene zaten. Bu hastalıklı dönemde zaten sen ne zaman hasta oldun kuzum? Dört sene. 3,5 senedir tedavi görüyorum. 4 sene oldu. 4 sene. Malını 2 sene sonra mı bu kadın ortaya çıkıyor? Bu kadın 2016'nın Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da. Temmuz'da bizim yanımızda çalışmaya başladı ve bizim evimize girmesi de ortalama 11-12. Ayda. Ama bunun girdiğinde haremi ne sevmeler, ne öpmeler, ne bilmem gezmeler diye bir şey yoktu. Sonradan oldu yani. Ta ki 3 ay gibi bir süreni söylüyorum. 3 ay sadece. 3 ay gibi bir sürenin içinde sadece bu seni işte benim durumum iyi değil. İşte seni bunu alalım falan gibisine de istemeye kadar olan şey bürütüne kadar ben halen şirketimde çalışıyordum. Sonra bir şeyler yaşandı aranızda ve siz bitirdiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Ve vallahi de billahi de tillahi de birinci İstanbul'a gelişimde vallahi de billahi de tillahi de
O gün dedim ki senden soğudum ve o günde bıraktım. Kim ne dese desin, kim ne söylese söylesin, o kızla hiçbir alakası olmayan şu soğukluğun, ne bileyim bilmem neyin hiçbir şekilde ayrıntısı yoktur. Biz kendinle alakalı bu. Ne komşumla, ne akrabamla, ne annemle, ne babamla, ne kendin anası, ne başkasıyla. Kendinle alakalı. Peki şimdi siz bu kızı bıraktığınızı söylüyorsunuz. Evet. Bir kere ona ayrı kızıyorum. Yani evli bir adam ne işin olur? Hasta bir kadın bu tarafta ne işin olur? Vicdan yani. Böyle şeyleri ben nasıl yapabilirim? Nasıl yaşıyorlar ben inanamıyorum ya. Sen de kadınsın. Hani evli olması zaten problem. Bir de hasta yaşayan bir kadın. Rabbim bunu yaşatmadan, size göstermeden bu dünyadan nasıl gideceksiniz bilmiyorum. Bu hani evde karısı kanser olup da sonradan bu ilişki yaşayanlar var ya. Allah bildiği gibi yapsın yani. Tabii size ayrı. Siz de tabii. Bak bu kadın sizi seviyor. Ne olursa ne yaşamışsa yaşamış. Bu kalp hala sizin için atmaya devam ediyor. Ve sizin burada nikahlı karınız var. Şimdi derdi ne biliyor musunuz? Hani niye Zahide'ye gittin diyorsunuz ya. Derdi yemek yiyemiyor. Çiğneyemiyor. Çünkü bu kullandığı ilaçlar, aldığı terapi... Ay söyleyemedim. Terapiler, kemoterapiler dişlerini mahvetmiş. Bir taraftan da dişleri içinde geldi bana. Ama işin içinden iş çıktı. Yani öyle hani uzaktan söylemek kolay. İnşallah şimdi dişlerine çözüm olmaya çalışacağım ama asıl kalbine çözüm olmak istiyorum. Ve kalbi de sizden yana atıyor. Bana ilk geldiğine dedi biliyor musunuz? Ben onun koltuğunun altındaki kokuya aşık oldum. Ben onu istiyorum, seviyorum. Şimdi ben vallahi ne diyeyim bu kadına, ne diyeyim? Ben size ne diyeyim yani? Siz severek mi evlendiniz? Biz görücü usulü yere evlendik. Görücü usulü. Yine de sevdim. Yine de sevdim diyor. Ağlamaya sızlamaya devam etsin kendisi. Ağlasın. Belki içini döker. Senin ailen de ama senin ailen de şey olsun bu. Ellerine güzel bir... Yapmışsın işte eline Antep kınası. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani... Ama o ailene de söyle, benim hakkımda öyle internette yazı falan yazıp atmasın. Ben bir şey demeyeceğim. Bu kadın namusuyla evinde oturan bir kadın. Yani giden bir şekilde dışarıda olan sizsiniz. Ama bu sizin nikahlı karınız. Ne yapacaksınız bundan sonra? Ya Zahide Hanım, ben dışarı atmadım ki. Kendini boşamadım. Kendini dışlamadım. Ya tamam, dışarı atmadın demiyorum. İnkar etmiyorum hiçbir şeyi. Ben o sadece... Senin yanında istiyor. Bana soğuk davranıyorsun. Son ya zamanla... Ne soğuk davranmışım? Ne soğuk davranmışım? Ne yapmışım? Ne ya, şey söyleyeceğim? Şimdi Sibel İstanbul'da... Başka bir şey istemiyorum. Allah'tan başka demişim değil mi? Bir kısmını duymadım ama... Siz İstanbul'dasınız. Sibel doğru. De İstanbul'da ama siz ayrı ayrı kalıyorsunuz şu an. Yani ablacığım, sizin karınız benim bir burada. Evi geçindirme siz... umudum var. Bu evi geçindirmem için de Antep'te ben 3 ay boş gezdim. Bulamadım iş. Mecburen İstanbul'a geldim. İstanbul'a da gelince mecburen ben burada çalışmaya başladım. Arada biraz zaman geçtiğinde ondan sonra arkadaşla bari telefon açtı ki sen Antep'temişsin, evlenmişsin, bilmem ne etmişsin. Peki ben siz nasıl için buraya geldiğinizi söylüyorsunuz? Nerede olduğumu gösteriyorum, inandıramıyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Adınızı söylemiyorum özellikle ama aranızda şu anda kilometreler var. Ve ben sizi yani hemen bugün ya da yarın çok rahat bir araya getirebilirim. Beraber bir araya gelin, size bir yemek ısmarlayayım. Bir karı koca karşılıklı bir yemek yiyin. Bir dertlerinizi... Maalesef. Bak 4 tane evladınız var sizin. Hadi böyle kestirip atmak çok kolay ama gönül razı değil, vicdan razı değil. Ben ne razı değilim. Ben razıyım ben bir saatten sonra. Ben bir saatten sonra... Bir dakika, duymuyorum arada alkışlardan. Bir daha söyleyin. Yarın izin mi sürsen? Yok, çalışıyorum. Bu arada iş yerinde belli ki, o yüzden gelen giden oluyor. Başladın mıydın Murat? Peki o kimse gitsin diye bekliyorum da bir taraftan benimle konuşsun diye. Evet. Hah, diyorum ki bu sizin nikahlı karınız. Aradan aylar geçmiş. Şu anda kilometreler var aranızda. Sizi ben bir araya getireyim. Bir yemek yiyin. İstiyorsanız sizi otelimizde ağırlayayım. Bir araya gelin. Bu kadının size, sizin sevginize ihtiyacı var.
Vicdanlı olun. Yani adam gibi karınızın arkasında yanında olun. Ne konuşacaksanız değilim. Ben adam değilim mi diyorsunuz? Evet, ben adam değilim. Ben ne diyeyim size ya? Vallahi bilemedim. Adam olan karısının yanında durur. Adam olan sahip çıkar. Adam olan benim yanımda durur ya. Adam olan benim yanımda durur. E siz ne bırakıp gitmişsiniz. Bırakıp gitmişsiniz. Eğer benim sevdiğim bak, kadınsa... Bak 3 ayda 750 lirayla bu kadın nasıl geçinecek? Diyorum. Ve bu konular 2 sene önce bitmiş olaylar bugün niçin güne çıktı? Neden? Senin benden uzaklaşmandan kaynaklanmıştı. Ya git kapatıyorum ben. Git. Hele git. Zaten hep saçma saçma konuşan bendim. Şey, doğru dürüst konuşan senin sülalen. Başka bir şey değil. Zaten hep... İşin gücün rahat gelsin. Siz, tamam mı? Tamam, siz ailece hep böyle konuşun, yağ gibi yüze çıkın. Siz başka bir şey yapmayın. Hep hatalı, suçlu Sibel. Biraz acı kendinizde arayın. Başka bir şey demiyorum ben. Sen de mutlu ol. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz. Vallahi bilmiyorum. Ben adam değilim dediniz. Ben size ne diyeyim şimdi, bilmiyorum ki. Zayda Hanım, iyi günler. Sizlere de iyi bakın. Bir şey söyleyeceğim. Yayından sonra konuşacağız sizinle. Yani bu böyle olmaz. Bu sizin nikahlı karınız ve ben kocamı seviyorum diyor. Öyle hadi eyvallah demek de o kadar kolay değil. Bak burada kanunlar var, kanun var, nizam var. Öyle hadi ben gidiyorum kafama göre deyip de bu işten kurtulamazsınız. Vallahi sizin 4 çocuğunuzun annesi burada. Yani bu ne erkekliğe sığar. Sizin namusunuz burada ya. Hani namus namus diye ölüyorsunuz ya. Hani nerede namus? Hani nerede? Ölmüyoruz namus için artık. Vallahi ben size inanamadım yani. Vallahi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ya bu kız yani... Hiçbir büyüğünüzde yok mu size akıl veren? Sen ne yapıyorsun diyen? Bir aile büyüğü yok mu oğlum, sen ne yapıyorsun diyen? Yani bize akıl vermektense o yanındaki kişi akıllı olacaktı. Ben nereye gidiyorsun dediğimde, sorduğumda ben bir yere gitmiyorum deyip de İstanbul'a çıkıp gelmeyecekti. Peki buraya gelmeseydi sizinle görüşebilecek miydi? Nasıl? Buraya gelmese sizinle görüşebilecek miydi? Sizinle ulaşabilecek miydi? 3 ayda 750 lirayla bu kadın nasıl? Zaten 480 lira ev kirası veriyor. 4 çocuk... Dört çocuk yani. Eve 3 ekmek girse zaten kaç para ediyor, siz hesap edin yani. Hani baba olmak çocuk yapmakla olmuyor. Ben başkasını... 750 lira gönderdiysem. Peki devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bir ara verelim, ondan sonra geleceğim. Tekrar. Dua okunarak şifa bulunur mu? Suyu fazla kullanmak günah mı? Oruç tutan erkenden imsaka girsin, ona problem yok da namazı da o zaman kılarsa sıkıntısı vardı. Zemzem suyunun mucizeleri neler? Abdest alınan su nasıl olmalı? Peygamber Efendimizin ne güzel sözü var. Müslüman necis olmaz. Sen her zaman temizsin. Müslüman necis ama gusül abdesti gerekiyor. İslam dininde suyun önemine dair tüm merak edilenler... Az sonra Zahidi Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'ta. Evet, son halini hazırlamak için hemen bıçağı bana bırak da git. Allah Allah. Bıçağı bana bırak da git. Hemen şöyle kesiyoruz. Değişik bir börek yaptık. 3 farklı renk çıkacak şimdi böreğin içinden. Hadi bakalım. Bir yandan da tavada börekler yapıyorum. Baksana halime. Ay vallahi... bu arada şey tabii o dolapta kaldı. Onu nasıl göstereceğiz? Mozaik pasta. Evet. Mozaik pastamız onu... dolapta kaldı. Şöyle çevireyim bunu. Şöyle içinden. Gözüktü mü? Biraz görünüyor galiba, değil mi? Şöyle çabuk pişsin diye biraz kat. Üstü yandı gibi ay oldu. Evet, size göstermek için. Bu arada Gülşah, kuzum, seni Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne emanet ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Devlet Hastanesi değil mi burası arkadaşlar? Çok teşekkür ediyorum bütün yetkililere. İnşallah en azından... Şu diş ne kadar önemli bir şey. Yemeğini güzel yersin. Kendine gülümseyerek bak. Boşver, hayat 3 günlük dünya zaten işte. Kimindir kaçıncı yani günündeyiz geçmiş, bilmiyoruz. Geçmişte kalmıştır yani. Geleceğe bakalım. Aynen öyle. Geleceğe bakmak en güzeli. Evet. Sizi seviyoruz. Tamam. Sağlıkla, sıhhatle görüşmek üzere efendim. Birazdan Mustafa Karataş hocamla beraberiz.
Hoş geldiniz efendim tekrar. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar hocam. Nasılsınız? Özledik sizi hocam. Şükürler olsun, hamdolsun. Devam ediyoruz hem derslere hem televizyona. Bugün ders vardı değil mi? Dün ders vardı. Ha dün vardı. Dün doğru, vardı perşembe. Haftaya inşallah çarşamba, perşembe. Biz de geleceğiz. İnşallah bekleriz. İnşallah. Çok da güzel hadis-i şerifler denk geldi. İmam Tirmizi diye çok meşhur 279'da vefat etmiş bir zat var. Onun kitabının hem şerhlisi var, bir de Aratül Ahvezi diye onu şerh etmişler. Açıklamalarıyla beraber hadisler okuyoruz. Zühd ve takva. Zühd tam da sizin isminizle alakalı. Zühd, zahide. Zahide oradan geliyor. Yani zehede yesede zühd demek dünyayı dünyaya değer vermeyen diyelim. Ha. Dünyaya değer vermeyen anlamına geliyor. Bu zühdle ilgili hadisleri okuyoruz. Yani ne güzel. Dünyanın fani olduğunu hatırlatan, Allah'a yaklaştıran ibadetler neler olduğunu teşvik eden, insana nefsinin dediklerini, her dediğini yapmaması gerektiğini söyleyen, kıyametin bir gün kopacağını, ölümün bir gün olacağını hatırlatan hadisler var orada. Bunları ve güzel de şeyler var, nasihatler var o hadisler içerisinde. İnşallah haftaya siz de o dersi dinlersiniz. İnşallah. Çok da mutlu oluruz. Hocam çok şey konuşacağız bugün ama özellikle dualarımız var. Üç duamız var. Üçü de birbirinden aslında önemli. Birini okuyarak başlayalım isterseniz. Uykusuzluk için var. Abdestten sonra okunacak var. Şu abdest ya da elimizi yüzümüzü yıkadığınızda bir dua yapmamız gereken bir dua var. Aslında o çok güzel. Hem kalbimizin temizliği için hem yüzümüzün, bedenimizin temizliği için. Onunla başlayalım istersen. Her abdestten istersen. Sonra yapılması gereken. Her abdestten sonra hatta elimizi yüzümüzü yıkadığımızda bile yapabiliriz bu duayı. Çünkü o kadar güzel bir manası var ki. Şöyle, Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutadahhirin ve ec'alna min ibadikes salihin ve ec'alna minel lezine la havfun ve la hum yahzenun. Ya Rabbi beni sana yönelenlerden eyle. Amin. Tertemiz olanlardan eyle. Amin. Allah'ım senin hamdını yapanlardan, yerine getirenlerden eyle. Allah'ım bizim duamızı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin şu mübarek cuma günü ellerimizi açtık, katına sığındık. Gönlümüzün muradını, ihtiyaçlarımızı bize ihsan eyle Allah'ım. Amin. Lillahi Teala el-Fatiha. Amin. Gerçekten. Bir de duanın sonunda şunu demiş oluyoruz. Ve canna minellezine la hafun aleyhim ve lahum yahsunun. Bizi daha sonra korkanlardan ve pişman olanlardan eyleme. Eyleme inşallah. Onun için de çok şey var. İyi insan evet, olalım inşallah. Yani korkmayalım biz. Korkacak bir şeyimiz korkacak olmasın. Bir şeyimiz olmasın anlamında. Evet. Peki hocam güzel bir şeyle başlayalım mı? İnsanlık dersi aslında bu. Çocukların yalanı yanlışı yok. Onlar neyse hayatlarında ne varsa hepsini yaşıyorlar ya. Şimdi engelli bir arkadaşı ayakkabısını bakıyor, bağlayamıyor. Hemen önünde geliyor. Çok güzel bir görüntüydü. Yani haftanın en güzel görüntüsü belki de buydu. Bir izleyelim görüntüyü, sonra hocamızın yorumlamasını rica edeceğim. Bak şimdi görüyor, gidiyor ayağını bağlıyor, çocuk kalbi. Çocuklar melek midir? Çocuklar yani günahsız nefes diyelim onlara. Bu gelen kişi de müdürleri hocam. Bak bekliyor, bakıyor, evet. O da çok duygulanıyor. Sonra çocuk ne yaptığının çok da farkında değil o. Normal arkadaşının ayağını bağladı. Şimdi gidecek aslında çocuk, bak farkında bile değil. O gidiyor, sonra müdür çağırıyor onu. Nereye gidiyorsun sen diye. Bak, sonra ona sarılıyor ve alnından öpüyor. Ne kadar güzel. Müdürümüze evet. De helal olsun yani. Ben şeyi anlayamadım. Bu ayakkabısı bağlanan çocuğumuz engelli mi? Evet, öyleymiş. Yürürken herhalde anlaşılıyor değil mi? Evet. Ha, eğilemiyor. De. Eğilemiyor. Diğer kardeş onun tamam. Ayakkabısını bağlıyor. Yani arkadaşı, kardeşi evet. De değil belki. Arkadaşı yani öyle fiziksel evet. Olarak kardeşi değil. Evet, arkadaşı, diğer çocuklar da öyle. Mesela geliyor gidiyor, hiç o gocunmadan böyle, bak müdür fark etti, geliyor yanlarına. Yani şimdi görünen köy kılavuz istemez denir yani, bu çocuğun geleceği belli. Değil mi? Yani merhametli, doğru, şefkatli birisi. Olsun. Bir de böyle
arkadaşı olan ya da çevresi olan insanlarda da aynı şeyler de beklenebilir. Mesela bir hayvana yardım eden, bir işte ne bileyim engelliye yardım eden. Dün siz yoktunuz ama derse giderken çok da soğuk bir hava vardı. Kedinin biri bizim fakültenin kapısında dışarıda bekliyor, üşümüş. Yağmur yağıyor falan. Kapıyı açtım. Gel bakayım sen de derse katıl dedim. Ay ne güzel yapmışsın. Götürdüm sınıfa kadar. Açtık kapıları. Çocuklar çok memnun oldular. Ne güzel sınıfta. İşte sizin bu yaptığınız burada söylemenizden daha bile değerli belki. Şimdi bu bir kediye bir sıcak bir oda veren ya da bir susamış bir köpeğe su veren, bir engelliye yapamadığı bir işi işte ayakkabısını bağlayan Allah katında bunların sevabının biz ne kadar büyük olduğunu tahmin edemeyiz. Ya. Peki hocam şöyle bir olay var. Günahların affına da sebep oluyor. Şimdi tam bana şeyini getirmedi değil mi Naim ya? Bana haberini getirecekti. Yok. Aklımda kaldığı kadarıyla şöyle. Bir ayı onun şeyine giren yani onun yaşam alanına giren bir kadın ne işi var orada ne niye orada onu bilmiyorum ama ne yazık ki kadını öldürüyor ayı. Şimdi şöyle bir şey ayıyı öldürebilirsiniz gibi bir şey söyleniyor. Onu bana bir haberini getirsenize ya. Onu bir tam söyleyeyim. Yani. Telefonda var mıymış? Bana göndermişler mi? Şimdi ben bir onu okuyayım da bir yanlış bir şey söylemiş olmayayım hocam. Dur bakayım hemen bir Instagram'dan bakayım. Yani hayvanlardan da tam bahsederken o ayı görüldüğü yerde vurulacak. Haber böyle. Hemen yüklesin. Bolu'da mantar toplamak için ormana giden Ayşe yardımcıya saldırarak ölümüne neden olan ayı için itlaf kararı çıkartıldı. Ayının itlaf edilmesi için iki avcılık derneğine yetki verildi. Avcılar ormanda ayının izini sürüyor. Uzmanlarsa son yıllarda artan vahşi hayvan saldırılarının ormanlık alanların yapılaşmaya açılmasından kaynaklandığını savunuyorlar. Bu arada 78 yaşında Ayşe yardımcı, Allah rahmet eylesin. Yani şu anlaşılıyor, burada bir semtte, oturma semtinde bir vahşi hayvan oradaki bir kadını parçaladı veya zarar verdi. Aslında biz onun yaşam alanına girmiş oluyoruz bu durumda. Neyse, öyle ya da böyle. Sonuçta karşı karşıya kalınmış. Burada öncelikle öldürmeden onu zararsız hale getirmenin çaresine bakmak lazım. Uyusalar, bayılsalar. Ama bir başkasının canı orada söz konusuysa can tehlikesinde ancak o zaman... Nefsi müdafaa gibi bir hayvanı da belki hani yavrusu vardır belki onun da bir yuvası var. Dolayısıyla bunları düşünmek lazım. Öldürmeden imkan varsa ki o öyledir büyük ihtimalle ele geçirilsin diye. Yani inşallah bir karar öyledir çıkmıştı. Burada öyle yazmıyor. Yani ele geçirilsin çünkü herkes burada şimdi bu sefer o semtte kimse oturamaz. Tedirgin olmaya başlamıştır büyük ihtimalle. O semt ormanda olduğu için herhalde sıkıntı. Yani o da yanlış. Onun yerine girmişiz. O da yanlış. Ormanları talan edip ya da oraya semt kurarsanız tabii hayvanların da yaşam alanını daraltmış oluyorsun. Onların da yaşamaya ihtiyacı. Timsahlar Amerika'da pek çok kişi timsah yüzünden ölüyor. Çünkü gidiyorlar timsahların yaşadığı yerlere ama timsahları da öldürmüyorlar orada. Tabii ki bu çok vahim bir olay yani. Allah rahmet eylesin. Şimdi şöyle bakın hayvan ya da insan bırakın hayvanı bazen de sizi öldürecekse nefsi müdafaa yapma hakkınız var. Mesela namaz kılarken siz namaz kılıyorsunuz ya da oturuyorsunuz. Eve bir yılan girdi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ona 3 defa buradan git de. Bak. Git de dokunma bak. Önce dokunmayacaksın. Korktun çığlık attın bilmem ne evine girmiş. Evine girmiş. Git buradan de. Ya, öldür demiyor. Git buradan. Bekle git buradan. 3 defa de belki gider diyor. Ya. Giderse dokunma. Gitmezse öldürebilirsin diyor. Yani ölçü ancak bu. Nefsi müdafaa. Evet. O yüzden ben avcılığa son derece bilmiyorum çok inanamıyorum ve karşıyım yani. Öyle bir şey yapamazdım. Helal olan bize... helal olan avcılığa bir şey demiyoruz. Orada ihtiyaç yemek var. Için ihtiyaç varsa. Tabii. O da zaten avlanma oluyor. Evet doğru. Peki hocam babaannem bana hep küçükken anlatırdı. Mağarada Hazreti Peygamberimiz saklanırken Allah mesela bir örümcek mağaranın şeyini örüyor. Evet, ve sonra da oradaki şeylerden birine de sopuyla ayağını... Hazreti Ebu Bekir ayağını tıkıyor. Sonra bir yılan geliyor peygamberimizi görmek için. Nasıldı hocam bana bir de anlatır mısınız? Şimdi peygamberimizi görmek için bir yılan gelmiyor. Ha. Çünkü hikayelerin üzerine hikayeler ilave ediyorlar. Biz de doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Ben yıllardır mesela bak böyle zannediyorum. Öyle bir şey yok. O çocuklar için belki
Hani zamanında küçükken anlatılmış şeyler halk arasında olabilir ama bizim... Onun sevgisini anlatmak. Bizim anlattığımız... Yok öyle bir şey yok. Bizim anlattığımız rivayetlere dayanması lazım. Onların da sağlam olması gerekiyor. Hı. Bunlardan biri şudur. O mağarada gizlendiklerinde Tövbe suresinde Cenab-ı Hak o ikisi gardayken, mağaradayken Allah onları görünmeyen güçlerle teyit etti diyor. Görünmeyen güçler burada nedir? Meleklerdir. Mesela bu hadislerde de şöyle anlatılıyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki biz mağarada Resulullah Efendimizle beraber girdik içeriye. Müşrikler de peygamberin başına 100 deve koymuşlar. Kim yakalarsa 100 deve vereceğiz ona. Çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Takip etmişler. Takip ediyorlar ayak izlerinden vesaire. Mağaraya kadar geldiklerini anlıyorlar. Fakat mağaranın önüne geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir onların ayaklarını görüyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onları görüyor. Sevr mağarası, ben çıktım oraya. Dar bir yer. İki kişi zor böyle büzülerek içinde durabilir. Öyle bir mağara. Dağı çok yüksek. İki saatte çıkıyorsunuz. Veya bir saatte iniyorsunuz. Bayağı da bir derman kalmıyor dizlerinizde falan. Ben çıktım bir gün yattım. O kadar. O kadar zor. Yani düşünün o kadar çıkması zor. Ki biz hani serin vakitte çıkıyoruz. Peygamberimiz sıcaktı. Hiçbir kimse olmasın takip etmez de bir de öğle sıcağında çıkmışlar. O mağaranın önüne gelince kafirler bakıyorlar ki müşrikler mağaranın ağzında örümcek ağları var. Güvercin yumurtaları var. Diyorlar ki buraya hiçbir insan girmemiş ki burası kapalı. İçeriye bakmıyorlar. Eğilse baksalar görecekler. O sırada Hazreti Ebubekir'in kalbi küt küt atıyor. Tabii yakalandı öldürecekler küt, yani. Küt küt atıyor ve ayet-i kerime geliyor. La tahzen innallaha ma'ana. Üzülme, korkma Allah bizimle beraber. O ikinin üçüncüsü Allah'tı. O kadar Cenab-ı Hak orada yardım etti. Orada Hazreti Ebu Bekir Resulullah Efendimiz uyurken bu da rivayette var. Bir delik görüyor. Oradan yılan çıkmasını, akrep çıkmasından korkuyor. Ve oraya ayağını topuğuyla kapatıyor. İşte oradan kendisini bir şeyin soktu. Resulullah Efendimiz'e gözyaşı düşerek ıslattı ve uyandığı söyleniyor. Böyle bir rivayet var. Tamam. Yoksa ben Resulullah'ı görmek için geldim diyen bir yılan falan yok. Hadise. Ben mi acaba ama ben bunu böyle bir heyecanla dinlemiştim ki baba hani, sonra ne oldu diye hep Allah masalları ama bu derdik. İşte bu hadiseler işte biraz üçüncüsü, böyle. Evet Allah orada. Allah'tı. Evet. Peki hocam bu arada zemzem suyu ile ilgili en büyük soru herhalde bugün soracağım. Zemzem satılır mı? Çünkü pek çok yerde zemzem satılıyor. Zemzemin önce tabii ne olduğunu bilmemiz lazım. Zemzem bir mucizedir. Nasıl çıkmış? İbrahim Aleyhisselam milattan önce 2500'lü yıllarda 2700 diyen var, 3000 diyen var. Benim tahminim biraz daha erken bir dönem. Milattan önce yani 3000'li yıllarda yaşamış bir peygamber. Nerede yaşamış? İşte Urfa civarında, Kudüs'te vesaire Filistin bölgelerinde yaşadı. Bugün mezarı da orada zaten, kabri orada. Mısır'a seyahat ettiğini biliyoruz. Başına çok büyük hadiseler geliyor. İbrahim Aleyhisselam çok mücadeleci bir peygamberdir. Daha gençliğinde Nemrut'la mücadele ediyor. O Nemrut'un da bir hikayesi var. Bu Nemrut'un da kendisine... Ne kadar Nemrut'sun derler. Evet, kendisine korunmak için kuleler yaptırdı. Ve o kulelerin içerisinde işte her tarafı kapattırdı. Fakat sonunda yine burnundan bir sinek girip tepesine beynine kadar girdi, dimağında onu... kafasını tokmaklattırdı ağrılarından sızan öyle geberdiği söylenir. Bu Nemrut İbrahim Aleyhisselam ateşe atan kişi. Mancınıkla kalenin üstünden ateşin içine attı ki ateş o kadar büyük ki ancak mancınıkla atabiliyorlar etraf çok yandığı ortasına için. Getirmek ortasına ortasına getirmek. Fakat Allah-u Teala daha havadayken İbrahim Aleyhisselam'a ateşe emir verdi. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e soğuk ve serin ol. Düştüğü yer gül bahçesi oldu ateşte. Ve çıldırdılar zaten. Öyle görünce de çıldırdılar. Bu sefer İbrahim Aleyhisselam'ı sürdü. Nereye? İbrahim Aleyhisselam da yolda kendi inananlarıyla beraber hicret etti. Oradan çıktı. İşte o yolda Nemrut'un ordusunun askerlerin kendilerini anlamamaları, takip etmemeleri için İbranice öğrendiler kendi aralarında. Daha önce Süryanice konuştukları söyleniyor.
Ama orada İbranice ortaya çıktı. Tanımasınlar onları. Ve bugün İbranice kullanılan bir dil biliyorsunuz. İbranice çıktı. Daha sonra İbrahim Aleyhisselam Mısır'a hicretinde Sariye annemizle beraber gitti. Mısır'dan dönerken kendisine bir cariye hediye ettiler. O da Hacer annemizdi. Onunla evlendi. Sariye annemiz Hacer annemizi çok seviyordu. Kardeş gibi, arkadaş gibi evlendi İbrahim Aleyhisselam onunla. Sariye annemizin çocuğu yoktu. Hacer annemizden o oğlu oldu, İsmail oldu. Bu sefer Sariye annemize bir kıskançlık başladı. Yani. Allah'ın emriyle de İbrahim Aleyhisselam onları aldı. Daha birkaç yaşında oğlu veya bir yaşında, iki yaşında oğlunu aldı. Hacer annemizle beraber ta Hicaz bölgesinde kuş uçmaz, kervan geçmez çölün ortasına kadar getirdi. Yani arada 2000 kilometre var, 3000 kilometre var. Ey İbrahim, bizi buraya çölün ortasına niye getirdin? Ben bu bebekle ne yapacağım? Bana bunu Allah emretti dedi. Allah emrettiyse o bizim kefilimizdir, vekilimizdir. O bize yeter, hasbunallah ve ni'mel vekil dedi Hacer annemiz. Çok mümin bir hanımefendi. Ve onları orada bıraktı. Ben dedi Allah'ın emriyle gidiyorum. Tekrar Filistin'e. Kendi evine döndü. 2000 kilometre. O sırada yiyecekleri birkaç günlüktü. Onlar bitti, suları bitti, erzak kalmadı. Hacer annemiz, İsmail çocuk sıcak, çölün ortası, ya, sıcaktan ölecek diye su aramaya başladı. İşte bugün Kabe'nin olduğu yerde sa'y yaptığımız, o sa'y koşmak demek. Hı hı. Oralarda bir Safa Merve arasında yürüyoruz, koşmaya başladı. Bir yerde koşuyoruz. Evet. Tekrar i̇şte çukura geldiği zaman o yerde orada koşuyor. Yokuşa gelince nefesi yetmiyor tabii. Hı-hı. Hacı da öyle şimdi. Evet, doğru. Yokuşu çıkarken zor ama aşağıda koşmaya başladı. 7 defa böyle koştu. Bir o tepeye çıktı, giden gelen var mı? Yüreği işte. Su var mı? Kuş uçuyor mu? Bir o tepeye çıktı, ne giden var ne gelen var. Fakat son dönüşünde perişan bir şekilde böyle artık o da bitti. Bir su sesi duydu. Çölün ortasında. Bir de baktı ki İsmail yavrusunun debelendiği yerde, ayağını vurduğu yerde su çıkıyor. Allah Allah. Fışkırıyor. O su fışkırırken heyecanından dur akma gitme. Su kaybolacak ya. Zemzem dedi. Zemzem. Dur. Akma demekmiş. Dur demekmiş. Demeseymiş. Demeseydi Mekke burası nehir olurdu diyor Peygamber Efendimiz. Büyük bir nehir olurdu. Akardı giderdi. Zemzem hiç çekilmez. Ya hayatları kurtarıyor öyle aslında Zemzem. Zemzem şöyle, o Zemzem suyu orada çıktı. Daha sonra kuşlar uçuşmaya başladılar. Kuşlar uçunca kervanlar, Yemen'den Şam'a giden kervanlar hiç uğramadıkları o bölgede baktılar ki bir hayat emaresi var. Kuşlar uçuşuyor. Yolunu oraya süren kervanlar baktılar ki su var. Hacer annemiz dedi ki bu su benim. İçin, alın. Ama buraya kimse yerleşmesin. El koymasın. Yemen'den bir kabile geldi. Hacer annemizden müsaade istedi. Biz de buraya yerleşelim. Siz burada bir çocuktan yaşayamazsınız. Suyunuzdan da alırız ama su sizin olsun yine. O zemzem suyu, tatlı, besleyici, o güzel su Hacer annemizin vakfiyesi gibi oldu. Ve daha sonra oraya Cürhüm kabilesi yerleşti. Cürhüm kabilesi yerleşti. Ve İsmail aleyhisselam biliyorsunuz daha sonra babası geldi. Onu efendim bir kurban etme hikayesi var. Allah Teala öyle bir rüya gösterdi kendisine. O rüyada İsmail aleyhisselam baba beni teslim olanlardan bulacaksın dedi. Şeytan taşlaması var. Şeytan kandırmaya çalıştı Hacer annemiz oğlunu kurban edecek. Nereye gönderiyorsun? Verme İbrahim'e diye. Hocam onu bir de anlatın bana ya, ben onu tam... Şimdi İsmail aleyhisselam böyle koşan, efendim her türlü hareketi yapan böyle bir temiz çağ diyoruz. 10-12 yaşlarına gelince veya 9-10 yaşlarına tam sevimli zamanı, böyle delikanlı zaman diyelim, çocukluk zamanında Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'a rüyasında ey İbrahim İsmail'i kurban et diye gösterdi. İsmail'i kurban ettiğini gördü rüyasında. Ben rüyamda İsmail'i kurban ettiğimi görüyorum. Dedi ki bu herhalde şeytandan. O peki bana hani bir çocuk ver, bana bir çocuk ver, ben sana sonra onu kurban ettireyim. Öyle bir şey... Öyle bir sözü yok. Kur'an'da geçmiyor ama... Onu da mesela bazen yanlış mı biliyoruz acaba? Evet, o öyle sırada bu bir rüyadır sadece. İbrahim Aleyhisselam böyle bir şey, çocuk kurban etmek yok çünkü dinde. Ama bu rüyada gösterilince
peygamberlere vahiy rüyada da gelir. Acaba dedi ben mi yanılıyorum? Bu vahiy değil mi? İkinci gün bir daha. Aynı rüya. Aynı rüya. Üçüncü gün bir daha olunca bunun rüya olmadığını ve vahiy olduğunu kararlaştırdı. İbrahim Aleyhisselam geldi tekrar Mekke'ye. O sırada oralara kabileler yerleşmiş, suları var, şehirler, evler kurulmuş, köyler kurulmuş. Ve oğlu İsmail'i annesinden müsaade isteyerek ben onu bir yere götüreceğim diye aldı. Söylemedi annesine. Söylemedi. Annesine söylemedi. İbrahim Aleyhisselam yolda giderken sadece İsmail Aleyhisselam'a söyledi. İşte o zaman şeytan devreye girdiği söyleniyor. Seni kurban edecek gitme, baban seni kesecek gibi vesaire. 12-13 yaşındaki çocuğa. 9-10 yaşlarında. Ha 9-10 yaşında. Taşladı şeytanı. Şeytan taşlama oradan geliyor denir. Şimdi İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı, bıçağını aldı. Fakat dedi ki baba yüzüme bakarsan sen bu işi yine yapamazsın Allah'ın emri madem. Boynumu öne eğeyim, boynumun arkasından beni kurban edersin. Ay. İsmail Aleyhisselam eğildi, babası eline bıçağı aldı Allah'ın adıyla derken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ey İbrahim sen imtihanı kazandın. Allah fidye olarak İsmail'in fidyesi olarak sana koç bağışladı. Bir koç getirdi. Kurban edeceksen bu kurbanın insandan kurban olmaz. İşte kurban da öyle başladı. Kurban etme hadisesi oradan başladı. İbrahim Aleyhisselam da imtihanı kazandı. İsmail Aleyhisselam da imtihanı kazandı. İsmail Aleyhisselam daha sonra evlendi. Kabe'yi yaptılar babasıyla vesaire ama daha sonra bir evliliği var. Bu çok enteresan, pek bilinmeyen bir şey. Onu anlatmak istiyorum. Ay lütfen hocam. Şimdi, ben bugün böyle kaldım zaten. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biz soyunun İsmail Aleyhisselam'dan geldiğini biliyoruz. Dedelerinin. Yani baba tarafı Peygamberimizin İsmail Aleyhisselam'dır. Peygamberimiz aslında tamamen bir Arap değildir. Peygamberimizin soyu İbrahim Aleyhisselam'dan geldiği için İbrahim Aleyhisselam Arap değildi. İsmail Aleyhisselam da Arap değildir. İsmail Aleyhisselam'dan sonra gelen o soy Cürhüm kabilesiyle de evlendi. Yemen'den gelen Yemenliler asıl Arap'tır. Asıl Araplar Yemen tarafıdır, güney tarafıdır. Onlarla evlendiği için Araplaştılar. Devam etti soy böyle. Aradan geçti. 2000 sene, 3000 sene. Ve Peygamberimiz de yaklaşık 3000 sene sonra dünyaya geldi. İsmail Aleyhisselam'dan sonra. 571'de dünyaya geldi ve kendisine Muharrep diyoruz biz. Yani sonradan Araplaşmış bir ırka sahip Resul Efendimiz de. İşte Resul Efendimiz Buhari'nin Sahih'in haç bahsinde şöyle bir olay anlatıyor. Enteresan bir olay. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam zaman zaman Filistin'den, Kudüs'ten Mekke'ye gelir oğlu İsmail'i ziyaret ederdi. Hacer annemiz vefat etti. Bugünkü Kabe'nin olduğu o kısımda defnedildi. İsmail Aleyhisselam evlendi. İbrahim Aleyhisselam bir gün tebdili kıyafet tanınmadan zaten yaşlı 100 yaşından sonra çocuğu olmuş. Piri fani bir zat kapıyı tıkladı. Oğlunun evine geldi. Oğlunun evinde gelini kapıyı açtı. İsmail'in evi mi burası? Evet İsmail'in evi. Kocan nerede? Kocam dedi avlanmaya gitti ya da işte eve erzak getirmeye gitti. Kocanla aran nasıl kızım falan ben işte susadım bana bir yiyecek de ver yemek de ver. Kapının dışında bir şeyler verdi. O arada da 3-5 kelam soru sordu aslında İbrahim Aleyhisselam. Aslında bilmiyor onun kayınpederi olduğunu. Bilmiyor İbrahim Aleyhisselam olduğunu bilmiyor. O da dedi ki onda hiçbir hayır yok. Ne evini biliyor ne şeyini biliyor. Dünyalık bir şey bilmez. İşte ahiretini düşünüyor sadece ibadet eder vesaire şikayet etti. İbrahim Aleyhisselam baktı ki kadının çok aşırı beklentisi var. Huyları bozuk. Beğenmedi. Gelinini beğenmedi. Dedi ki ben gidiyorum bana müsaade et. Kocan geldiğinde ona bir şey söyle. Benden selam söyle. Bir yaşlı adam geldi dersin. Evinin kapısını değiştirsin. Kapısı iyi değil dedi. Kadın da zannetti ki Gerçekten kapıyı değiştirsin. Kapıdan bahsediyor zaten. İsmail Aleyhisselam gelince bugün dedi bir pir fani geldi yaşlı. O dedi sorular sordu. Bir şeyler de yedi içti. Fakat giderken bir şey söyledi anlamadım dedi. Ne dedi? Evinin kapısını değiştirsin dedi. O gelen babamdı dedi. Sen dedi sen ne şikayet ettin? Seni hiç beğenmemişti.
O kadından boşandı İsmail Aleyhisselam. Ve o Cürhüm kabilesi, Yemen'den gelen o Araplardan bir kızla evlendirdiler İsmail Aleyhisselam'ı. Aynı hadise, imtihan onun başına da geldi. Hmm. Yıllar sonra İbrahim Aleyhisselam geldi. Aynı şekilde kendini tanıtmadan İsmail'le ilgili bilgiler sordu geline. O da dedi ki, Allah bize büyük bir nimet vermiş, başımızdan eksik etmesin. Ne kadar güzel bir insan, çok hayırlı bir insan. Hmm. İşte aramız çok iyi, elhamdülillah birbirimizi çok seviyoruz. Bunun üzerine dedi ki, gelince söyle, ben acelem var, gideceğim. Evinin kapısına sahip çıksın. İbrahim Aleyhisselam olduğunu yine İsmail Aleyhisselam anladı ve o kadının hayatını devam ettirdi. Peygamber Efendimiz diyor ki, işte benim soyum o ikinci kadından geliyordu. Peki hocam, kıstadan iste. Şimdi burada beylere ne düştü, kadınlara ne düştü? Şimdi beyler tabii evine, ev için çalışacak, üretecek ama kadınlar beynin mesleğini bilecekler, zorluğunu bilecekler. Şikayet etmeyecek dışarıya. Hele tanımadığı bir insan. Tanımadığı bir insana bir kadın kocasını şikayet ediyorsa bu kadının bir sürü problemi var demektir zaten. Şikayet etmemek lazım. Kendi arasında halletmesi lazım. Varsa eksiği kusuru olacak, insanın eksiği kusuru olur. Aile büyüklerine belki. Aile büyüklerine. Ama hiç tanımadığı, evet, tanımadığı insanlara söylenmez. Şu da var. Hayatı zehir etmeye de gerek yok. Bazen anlaşamazsa insanlar. Tabii. Boşanma da Allah'ın helalidir. Bazı dinlerde mesela boşanmayı haram sayarlar. Hmm. Yani evlendiyse bir insan bir daha boşanamaz. O da sıkıntı. Tabii. Dünyası zehir olur ondan sonra. Aynen. Yani iki taraftan birisi için. Kadın ya da erkek için. En azından bizim dinimizde i̇şte istenmeyen bir şey ama... Orada zemzem, zemzemin çıkmış olması, İsmail Aleyhisselam'ın vurup tabanını, zemzemin orada çıkmış olması ve daha sonra oraya babasıyla Allah'ın emriyle Kabe'yi bina etmiş olmaları, bu bir mucizedir. Su niye oradan çıkıyor? Bugünkü su mühendisleri diyorlar ki Mekke'nin altı tamamen zemzemdir. Hmm. Yani öyle 10-15 metrekare falan değil, 100 metre derinlikte falan. Mekke'nin altı bir göldür. Hatta bileşik kaplar gibi. Bir göl burada, bir göl burada, bir göl burada, bir göl burada. Ne kadar zemzem alınırsa alınsın, zemzem azalmaz. Allah Allah. Asla azalmaz. Ve Allah-u Teala zemzeme çok önemli özellikler koymuş. Besleyici, efendim, toksitleri vesaire temizleyici, vücut arındırıcı, aynı zamanda böbrek tarafından biz mesela su içiyoruz, böbreklerimizden süzülüyor vesaire, idrarla atıyoruz. Zemzem doğrudan terle çıkıyor. İdrara geçmeden. İdrara geçmiyor. Dolayısıyla, sadece terleyerek atabiliyor. Evet. Dolayısıyla diğer sulardan bir farkı var. Diğer sulardan farkı var. Diğer sularda mesela kaynatılır, yemek yapılır. Zemzemden yemek yapılmaz. Diğer sulardan efendim taharet için kullanırsınız. Zemzem taharete kullanılmaz. Zemzem, Peygamber Efendimiz tavafın da sünnetlerindendir zemzem içmek. Hacı tavaf yaptığı zaman Kabe'nin etrafında 7 defa şaft yapınca bir tavaf oluyor. Tavaftan sonra 2 rekat namaz kılmak ve ardından da ayakta Kabe'ye bakarak 3 yudumda zemzem içmek sünnettir. Ve duası da şöyledir. Duası şöyle, ben de bir tadına bakayım. Gerçekten zemzem mi değil mi? Onu siz çok doldurdunuz ama. Evet, ben onu diyorum. Deney için mi yap? Onu aslında deney, bir de deney var ya bu zemzem. Peki bakalım. Gerçekten onu, zemzem onu da yapalım. Diğer sudan. Bismillah. İsterseniz önce bir izleyelim hocam nasıl olmuş. İzleyelim. Ben izleyelim. De tadına bakayım. Sonra yapalım. Zemzem mi? Gerçekten zemzem mi değil mi? Onu dönüşte yapın hocam. Peki. Buyurun efendim. Bakalım zemzem diğer sudan farklı mı? Nasıl ölçmüşler? Bir izleyelim. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
Önce rühle dedim, yolculukla ilgili olan ayeti okudu. Sonra da bizim her zaman okuyoruz ya. Bir dua okudu Allah-u Teala ile. Bu şimdi bu zemzemden zemzem içtim mi? Aradaki farka bakacağım. Evet, yani çok açık bu. Bildiğimiz hani terko suyu diye meşhur ya bizim, ona da benziyor biraz su, normal su. Zemzemdeki o yumuşaklık bu normal suda yok. Bu zemzem. Şimdi sizin elinizdeki zemzem. Dolayısıyla bu mürekkebi diyor herhalde bir suya batırıyor. Da, zemzeme koyduğunuz zaman farklı, normal bakalım suda farklı olacak diyor. Bir de bunun pH'i var, onu da yaparız ama. pH ölçebiliyor mu? Evet, bu sarı bir su, gerçi şimdi ikisi şey oldu. Hocam bunu da tam doldurun. Tamam, daha tam dolduralım. Hah, ikisi de eşit olsun. Bu da hepsi gelmedi mi? Bu benim elim boyar mı acaba? Şunu yapayım. Şunun da. Şu küçük. Açmaya çalışıyorum ama dur bakayım, şöyle mi açılacak? Yoğurdan damlaması lazım. Damlamıyor mu? Ha, buradan damlıyor. Damlıyor, damlıyor. Hocam tabii, ya doğru. Tabii. Dur. Şimdi bu zemzem, bu normal su. Bakalım. Hocam siz yapın. Çıkmadı mı? Ben çıkaramadım. Hah, tamam. Aa, farklı renkler oldu. Şöyle şöyle tutsam acaba görebilir misiniz? Yok. Beyaz tutsam peki arkasını? Ha, ikisi de şu an. Şimdi orada aynı yaptı oldu. Neydi? Biri farklı renkte oldu. İlk attığınız anda yok, aynı. Aynı. Değişen bir şey yok. Aynen, ikisi değişen de aynı şey oluyor. Peki hocam, şimdi zemzemin farkını anlamak için böyle şeyler yapıyorlar ama biz şimdi burada zemzemin farkını anlamak için içine damla koymaya gerek yok. Yok, karıştırmaya da pek gerek kalmadı zaten. Kendisi karışıyor zaten. Aynen. Damla koymaya gerek yok. Çünkü biz zemzemin tadını anlıyoruz. Yani siz devamlı zemzem içerseniz normal suyla arasındaki farkı bilirsiniz. Şimdi zemzem olduğu kesin. Yani bunda sıkıntı yok. Zemzem var. Ama bazen şöyle bir şey de oluyor. Mesela bu plastik kaplara konuyor ya. İyi bir şey değil. Cam kap olsa daha da iyi olur. Uzun süre zemzem durur. Mesela 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl beklese de bozulmuyor. Yosunlaşmıyor. Normal su yosunlaşır bir ay sonra falan, iki ay sonra. Bunların da belli bir süresi var. İşlemden geçtiği halde. İşlemden geçmesi daha çabuk bozuluyor tabii. Muhtemelen. Ama zemzemde uzun süre bozulmadığını görürsünüz. Böyle bir besleyici özelliği var. İlaçtır, antiseptiktir. Ve ne niyetine içersen o niyete şifadır. Ağrı için. Ne niyetine içersen ona şifadır. Müminler zemzem içerken doymazlar. Yani zemzem çünkü terle çıkar. Münafıklar zemzem içemezler diyor Peygamberimiz. Allah Allah. Evet. Yani içerse bile az bir şey içer, tıkanır kalır. Mümin zemzemden sıkılmaz. Yalnız zemzem satılır mı? Zemzem vakıftır. Ta Hacer annemizin zamanından kalma vakıftır. Ondan sonra da Kabe'ye vakıftır. Kabe'nin vakfı orada ücretsiz dağıtılıyor. Ücretsiz depolanıyor. Ücretsiz konuyor şişelere. Ücretsiz intikal yaptırılıyor. Dolayısıyla bize de verdiler zemzem, Türkiye'ye getirdik. Dolayısıyla alanlar bir defa para ödemiyor. Evet. Ama ben işte şu kadar yol parası verdim, şöyle yaptım. Ama zaten o tür şey kargolarda şurada burada başka eşyalar geliyor. Siz eş dost işinden bahsediyorsunuz. Ben bunun pek çok yerde satıldığını görüyorum. Ben görüyorum. Ben de karşıyım satılmasına. Şöyle, hatta bir yerde zemzem çorbası yapmışlardı. Zemzem çorbası dedim, böyle bir şey olmaz. Zemzem kaynatılmaz ki. Bir de bu istismar oluyor. Yani zemzem çorbası deyince insan, affedersin, karnına bile dokunsa bana dokundu diyemeyecek. Yani zemzem içtim, karnım ağrı diyemeyecek. Bir de üzerine para alıyorsun. Daha fazlasını alıyorsun. Bunlar olmaz diye ben söyledim oradaki arkadaşlara. Vazgeçin diye söyledim. Zemzemi satanlara da uyarıyoruz. Satmayın. Satın alanlarda sıkıntı satın var. Satın alanda sıkıntı yok. Hani çocuğu doğmuştur, biz zemzem vereyim. Hastam var, zemzem vereyim. Ben şifa olsun zemzem içeyim diye gitmiş. Birisi de parasıyla bulabilmiş. Bulursa bedava. Bulmazsa da parasıyla. Alana bir sakınca yok ama satana
maalesef bu istismar aracı oluyor. Ona karşıyız. Zemzem her yerde bugün artık var. Getirmesi vesaire kolay. Bitmiyor. Tükenmeyen bir su Allah'ın verdiği bir nimet. Şifa niyetini Allah'ın ne kadar alınırsa kendini dolduruyor zaten zemzem. Mesela milyonlarca hacı aynı anda zemzem alıyor depolardan. Zemzem azalmıyor. Bu da bir Allah'ın mucizesi. Peki hocam. Recep Bey buyurun. Recep Bey telefondaymış. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Merhaba Zahide abla. Buyurun. Ablacığım. Ben 18 yaşındayım. Evet. Selamünaleyküm hocam. Şimdi soracaktım. Aleykümselam. Buyurun dinliyoruz. Hocam bu cuma namazı ile ilgili 3 kere gitmeyince dinden çıkıyormuşuz. Öyle bir şey var mı? Hayır. Cuma ile ilgili 3 kere gitmediğin zaman peş peşe olursa kalbi mühürlenir diye bir hadis-i şerif var. Onun dışında dinden çıkma diye bir şey yok. Kalbin mühürlenmesi demek yani günahı üstüne günahı katlanır. Kalplerimiz zaten nasıl mühürleniyor, kararıyor? Günahlar bir nokta gibidir, siyah zift gibi. Kalbin üzerine kona kona o günahlar kalp katılaşıyor, ziftleşiyor. Hmm. Cuma'yı terk edersen bir gitmedin, iki gitmedin, üç gitmedin. Zaten kalbin karardı demektir. Bunu anlatıyor. Çok büyük günah olduğunu anlatır ama büyük günah insanı bizim Ehl-i Sünnet vel Cemaat dediğimiz Eş'ari ve Maturidi görüşüne göre dinden çıkarmaz. Şöyle bir usul benimsemişler bazı alimler de su testisi su yolunda kırılır. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün diyenler var. Yani kötü yolda yaşıyorsan kötü yolda ölürsün diyenler de var. Hı hı. O açıdan sıkıntılı olabilir ama dinden çıkarmaz. Cuma'yı Allah'ın farzıdır. Cuma suresi var mutlaka kılmamız lazım. Peki yeni bir telefon var ismini vermemiş. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Merhaba hayırlı günler. Buyurun. Sağ olun hoş geldiniz. Sevgili cumalar hocam. Buyurun efendim. Hocam benim bir ay oruç adağım var. Yerine geldi. Bir ay. Evet tutamadım yalnız hamileyim diye. Hamilelikten sonra tutam olur mu? Yani şu işim olursa bir ay oruç tutacağım diye adak adadınız. Evet yerine geldi. Yerinde de geldi. O orucu evet. Tutmanız lazım. Evet hocam. Peki şu an hamile mi? Tamam. Hamilesiniz. Hı-hı. Hamilelik emzirme vesaire geçtikten sonra inşallah. Çocuğun da emzirme hakkı var ya. Hı-hı. Süt hakkı. Evet hocam. İki yıl o da emsin. Ondan sonra inşallah. Peş peşe dediniz mi? Efendim? Yani peş peşe, bir ay peş peşe mi dediniz yoksa bir ay oruç tutacağım dediniz? Bir ay oruç tutacağım tamam. Dedim hocam. O bir aya tamamlarsınız inşallah. İnşallah. Peki Allah kabul etsin. Sağ olun. Yeminlerinizi yerine getirin. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Peki yemin hocam, ettik mi? Bir bina var şimdi. Kur'an-ı Kerim gibi yapmışlar böyle. Hazırda var mı arkadaşlar o? Kur'an-ı Kerim gibi kocaman bir bina ama ön tarafı böyle. Bir görseli varsa onu gösterelim mi arkadaşlar? Hocam, şimdi şuraya bir verdirelim. Geliyor mu? Geldi. Gördüm. Evet. Şimdi bu binanın ön tarafı herhalde. Evet. Arkada oturma yerleri var. Bunun evet, içinde normal apartman ama ön tarafı böyle. Bunun içinde oturuluyor mu acaba? Oturuluyor herhalde ki orada pencereler falan var mevcut. Şimdi burada birkaç husus var. Birincisi, Kur'an-ı Kerim sayfaları böyle levha şeklinde yapılıp asılabilir mi? Hı hı. Asılır. Evlerimizde var. Kur'an-ı Kerim sayfalarını bir görsel olarak, büyük suret olarak onlardan heykel yapsak, köprülere, yollara assak olur mu? Olabilir. Yani yolda giderken önünüze koskocaman bir Kur'an sayfası çıkıyor. Orada ayetler yazmış. Kur'an'dan ayetler yazmış. Mesela mezarlıklara da şimdi Kur'an'dan ayetler yazın. Bu da olabilir. Fakat burada bir şey var. Eğer siz bu Kur'an-ı Kerim'i sayfasını sadece bir cephe olarak değil de ev olarak kullanıyorsanız içinde banyosu tuvaleti varsa böyle düşünün. Bu çirkin bir şey olur. Ben hayatımda hiç böyle bir şey görmediğim bu için çirkin çok olur. Enteresan geldi. Burada. İki bir şey daha var. Kur'an-ı Kerim sayfalı ev satıyorum diye ticaret yaparsın. Bu da istismara girer. Ev olarak kullanmak yerine sadece cephe olarak yapılabilirse hani ona kimse bir şey demez. Bu bir mimaridir. Estetik katar, güzellik katar. İşte bir taraftan da mesaj verir.
Ama ticari bir meta dönüştürmek, dönüştürmek yani. Doğru değil. Peki, camiye, cami minaresinde hocam insanlık halidir diyebileceğimiz ama cami minaresine acaba olur mu bu kadarı da denebilecek bir görüntü. Normal biz böyle biberlere dolmalık biberle şeyleri falan koyup da böyle kurutuyoruz ya. Ha, bunun yeri cami minaresi olabilir mi? Ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Hocam buyurun. Bu şimdi güneşi en güzel gören yer diye düşünmüş. Tabii de diğer tarafa yapmamış. Bak bu taraf demek ki güneşi daha güzel görüyor. Şimdi bu doğru değil. Cami ibadethanedir. Oraya çamaşır asılmaz. Orada biber kurutulmaz. Orada yetik aranmaz. Orada efendim insanların tek başına çıkar elde edeceği bir şeyler ticarethane yapılmaz. Dolayısıyla çok hoş olmamış, çok çirkin olmuş aslında. Müsaade etmemeli. Oranın imamı, müezzini kimse veya muhtar bunlara müdahale etmeli. Yani, Türkiye'de herhalde burası değil mi? Evet evet. Türkiye'de. Doğru olmuş. Nerede olduğunu hadi söylemeyeyim ama sonuçta Türkiye'de ve evet böyle enteresan bir durum. Yani biber sürmek lazım ağzına. Peki. Peki hocam, şimdi bizim milletin iyi niyetli ve safiyane duygularıyla oynayan, kötü niyetli ve aslında bunu defalarca söylememize rağmen bunu bir hayli profesyonelce kullanan kişiler var. Büyücüyüm diyor, dolandırıyor. Nasıl oluyor? İzleyelim. Buyurun. Ne diyor musunuz? Hayır. Neden göz altına alındınız? Az kalitede. İnsanlara büyü yaptınız, doğru mu? İçine yüzüne bak. Yani insanlar baya baya inanmış ve çok ciddi paralar dökmüşler. Ya bir de medyum falan diyorlar. Elbette böyle. Hırsızın suçu var ama yani ona alet olanların da suçu var. Şimdi bir de Hazreti Ömer zamanında birisi hırsızlık yapıyor. Ve Hazreti Ömer'in önüne getiriyorlar. Yalvarıyor, yakarıyor. Diyor ki ey Ömer ne olur affet beni. Hayatımda bir sefer yaptım. Sus yalancı diyor. Allah sen bunu kaç defa yaptın da bizi... Nasıl anlıyor? Sen bunu diyor. Kaç defa yaptın da Allah onun için yakalattı seni diyor. Hani öyle hani ihtiyacı var bilmem ne falan. Bir sıçrarsın, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele versin. De çok pişkin. Evet evet. Hiç, sözleri zaten umursamaz. İnsanlar bu yaptığın doğru mu diyorlar. İşine bak sen. İşte, şimdi umursamaz ne diyor orada? Tip. Aynen öyle ya. Kendine faydası olmayan, aklı yerinde, dengesi yerinde olmayan insanlara gidip böyle... İnsan bir şey yazdırır mı? Büyü yaptırmak. Büyü yaptıran, para verdiğinizde günahkar oluyorsunuz. Yapan günahkar, yaptıran da günahkar. Ve kimseye de faydası yok. Sadece kendi kendinizi kandırıyorsunuz. Ona neden? Yapacağın harcamayı başka bir hayır kurumuna ya da bir talebeye versen işin rast gider, sadaka olur. Bir de diyor ki niye yakalandınız? Neden? Hani nedir suçunuz? İşte asbel kadar yakalandık diyor. Yani bunu kadere bağlıyor. Ya kaderin suçu olur mu? Sen sahtekarlık yapıyorsun. İyi, polise de teşekkür ederiz. Bunları fırsat vermemek lazım. Asayiş şube müdürlüğüne. Ve bilenler de şikayet etsin. İlla başında kendisi mağdur olduktan sonra değil. Kendisinden gerçekten büyü yapacağım, muska yapacağım, sihir yapacağım. Senin şu işin şöyle olacak, %100 işte şöyle garanti falan. Onları da hemen şikayet etmek lazım. Çünkü bunların dine zararı var. Peki. İnanç sömürüsü bu maalesef. Hayırlı cumalar efendim. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş buldum. Hocam ben evliliğimin 9. gününde ve 15. gününde eşimin alkol kullanmasıyla birlikte şiddet gördüm. Geçmiş olsun kardeşim. Daha sonra aileme söyleyemedim uzun bir süre. Hı. Ve ailem öğrendikten sonra da ailemin yanına geçtim ve boşanma davası açtım. Kendisi alkol kullandıktan sonra ikinci bir kimlik çıkıyor içinden ve ilk başta bunu kimseye inandıramadım. Daha sonra başka biri oluyor yani. Evet, başka biri oluyor. Hmm. Ve daha sonraki süreçte bunu kameraya çektim ve aileme de arkadaşlarıma da ispatladım. Şu anda boşanma sürecindeyiz ve aynı şehirde yaşıyoruz. Zaman zaman karşılaşıyorum. Onun beni görmediği zamanlarda da ben çok korkuyorum. Ben onu gördüğüm zaman. Evet. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok zor süreçler yaşadım.
ne yapmam gerekiyor ibadet olarak? İnançlı bir insanım. Evet. Fakat kendisinin alkol kullandığını bilerek ben onunla evlendim. Ama alkol kullanınca şey. Bu hale geldiğini evet. Bilmiyordum. Hayır. Çocuk bilmiyordum. Var mı? Hayır, çocuğum yok. İyi, şükür en azından. Şimdi, yok, şükür. Evet. Az önce de konuştum. Boşanmak da Allah'ın verdiği bir lütuftur. O da bir nimet. Önce geçmiş olsun. Sonra da Cenab-ı Hak garanti veriyor. Böyle haklı olarak boşananlara rızık kapısı açacağını, Cenab-ı Hak'tan ümidini kesmemelerini ve bol bol onlara nimet vereceğini Cenab-ı Hak lütfuyla, ihsanıyla haber veriyor. Şimdi burada yaptığınız doğru bir şey. Yani böyle bir evlilik yürümez. Daha çirkin, daha tehlikeli şeyler de olabilir. Allah korusun. Onun için mümkün mertebe işlerinizi kanuna, şikayetlerinizi mahkeme yoluyla, avukat yoluyla etraf bilsin. İyi ki haber vermişsiniz anneye babaya. Ya gizleseydiniz de altında kalsaydınız olayların. Sonrasında bu bir daha evlenmek isteyecek. İyi ki çocuk yok bu arada. Evet. Dolayısıyla yaptığınız şey doğru. Korkma açısından da mümkünse tabii kanuna, sonra da kendinize düşen tedbirleri almanız imkanı varsa o imkanları da kullanın. Başka bir yeri olabilir, başka bir semt olabilir. Onu görmeyeceğiniz. İnşallah cezası neyse de olunca çeksin yani. İnşallah Rabbim size gönlünüzün muradını versin. Evet. Hayırlı bir evlilik nasip etsin bundan geçmiş sonraki olsun. Süreçte. Yazık. Evleniyor 9 gün gencecik sonra. Gencecik kız sizi titreye titreye anlatıyor. Yazık olmuş. Peki bir okul müdürü, Amerikalı bir okul müdürü Müslüman oluyor. Peki nasıl oluyor? İzleyelim. Peki ara vermemiz lazım. Hayırlı olsun, ne diyeyim, uğurlu olsun. Müslümanlığı yaşayan, yaşamayı gerçekten bilen herkese nasip. Hemen bir ara verelim ve dönelim hemen. İnşallah. Bedensel engelini aldırmıyor. Her gün namazını aksatmadan camide kılıyor. Genç adamın duygulandıran görüntüleri. Az sonra Zahidi Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'ta. Bedensel engelini aldırmıyor. Her gün namazını aksatmadan camide kılıyor. Genç adamın duygulandıran görüntüleri. Az sonra Zahidi Yetiş ve Profesör Doktor Mustafa Karataş'ta. Cami. Hemen bu görüntünün devamını izleyelim mi hocam? İzleyelim bu de genç, söyleyeceklerim genç var adam, orada. Evet lütfen. Bu genç adam namaz kılmak için gerçekten ciddi bir çaba sarf ediyor. Yani bedensel olarak zorluyor kendini. Gidiyor ve namazını kılıyor. Hem de her gün yapıyor. Bir izleyelim görüntüleri bakın. Allah yardımcısı olsun. Ayakkabılarını çıkartmak için camiye girerken şimdi yerde. Bendeki reflekse keşke burada olsa, ben hemen hastaneye doktora götürsem, bir neyi var baktırsam diye içimden geçiyor hocam ya. Bak ne güzel namazını kılıyor ve aynı şekilde o ayakkabıları nasıl giyecek şimdi onu düşünüyorum. O kadar zor ki şimdi kaslar istemsiz çalışıyor çünkü. Mesela biz evimizde namaz kılıyoruz ya. Bir rekat namaz evde kıldık, bir sevap. Bunu camide kılarsak 27 kat sevap var. Yani bir insan bir günde 27 kat sevap almak istemez mi? İstemez mi? İster. Tabii. Bir de sabah ve yatsı namazının cemaatle kılınma sevabını siz şayet bilseydiniz sürünerek de olsa gelirdiniz diyor tam Peygamberimiz. Tam bunu anlatıyor. Şimdi bu sürünerek de olsa insan gitse bu sevabı alır. Ama şöyle bir problem var Türkiye'de. Her cemaat, her grup, her efendim iş yeri, her STK, her kurum kendisine orada ikişer, üçer kişilik bir mescit yapıveriyor. Namazı kılıyor. Allah kabul etsin. Ama hiç olmazsa Cuma'da büyük bir camiye git.
3 kişi, 5 kişi oluyor, 10 kişi oluyor, bir cuma namazı kılıyorlar. Öyle değil. Cami, cemaat sizi görecek, siz cemaati göreceksiniz, dertli. Cemaat ne demek? Cem olmuş demek. Derdiyle dertlenecek, üzüntüsüyle üzülecek, sevinciyle sevinecek. Herkes birbirini tanıyacak. Bugün mahallede kim var? Gelmedi. Hasta mı? Hastası olan var mı? Cami cemaati diye bir tabii, şey var. Tabii, derdi olan var mı? Cemaat bu. İşte onun için camiye gidince 27 derece fazla oluyor sevabı. Allah bu şuurda gençlerimizi çoğalsın. Hem genç çocuk o kadar ayakları tutmuyor ama cemaati terk etmiyor. Ya. Onun sevabı diğerlerinden daha fazla. Sürünerek gidiyor yani. Gerçekten öyle zor. Bir ibretlik. Allah kabul etsin. Bizim ayaklarımız var. Ufak tefek bahanelerle camiye gitmiyoruz. Bak, camiyi saniye terk ettiğimiz için de başımıza bir sürü iş geliyor. Başka sahtekarlar ortaya çıkıyor. Ya. Onlar cemaati kandırıyor. Hani maalesef. Normalde hırsızlık tamamen kötü bir şey de bir de camide yapılan şu hırsızlık. Abdest alırken falan yine geçen gördüm bir adam. Ceplerini kurcalayıp cep telefonlarını götürüyormuş. Böyle hani hiç Allah'tan korkan insanlar değil şimdi bunlar. Şimdi eskiden bırakın camiye Kabe'ye gelirlerdi. Ha. Mekke, Medine'ye hırsızlar haç mevsimi gelirdi. Yan kesiciler gelir. Dünyanın bizi de uyarmışlar da oraya en bilinen yan kesicileri gelirdi. Senin kuşağını keserdi, içinden haberin parayı olmaz. Alır haberin olmazdı. Hiç başınıza geldi mi hocam? Benim gelmedi elhamdülillah. Hiç başıma gelmedi ama niye azaldı veya niye artık kalktı? Kameralar yüzünden. Kameralar artık i̇şte her şeyi tespit ediyor. Eskiden bulundu. Evet, teknoloji bu nimeti getirdi. Peki bu arada reklama gitmeden önce Müslüman olan bir okul müdürü vardı Amerika'da. Evet, onunla ilgili de. Kardeşleri yani böyle bütün öğrencilerin önünde. O görüntüyü de hatırlayalım. Hocam ne düşünüyorsunuz? Şimdi hidayet ancak Allah'tandır. Kimin nerede ne olacağını bilemez. Onun için biz şöyle diyoruz. Ya Rabbi, İyyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal müstakîm. Bizi dosdoğru yola ilet. İman ettikten sonra küfre düşenlerden eyleme. Bir hadis-i şerif aklıma geldi. Burada da enteresan bir şey. Siz birini cennetlik ameller, cennetlik davranışlar yaparak yaşadığını görürsünüz ve o insanın cennete gideceğini zannedersiniz. Cennetle kendisi arasında bir karış mesafe kalır, neredeyse cennete girecek. Fakat niyeti, burada kader diyor ama niyet esas bu. Niyeti ona galip gelir. Cehennemlik bir iş yapar, sonunda cehenneme gider. Sen bakıyorsun adam cennetlik zannediyorsun. Her şey yerinde. Fakat niyeti bozuk. Ha, onu da kendisi biliyor. Allah biliyor. Allah onun sonunu öyle bir ayarlar ki niyeti ortaya çıkıverir, perişan olur, cehenneme gider. Biri de cehennemlik işler, cehenneme gidecek, cehennemle arasında bir karış kalmış. Dersin dışarıdan bakınca öyle. Allah ona öyle bir niyetinin karşılığını verir ki bir cennetlik amel işler ve doğrudan cennete girer. Aynen şunun gibi kötü hayatı olan bir insan bir köpeği suladığı için Allah onu cennetine koy diyor Peygamber Efendimiz. Sonunda ona bir güzel bir iş koyuyor önüne. Neden? Dua almış olabilir. Bir başkasına iyilik etmiş olabilir. Bir hayvana bir işte efendim iyilik yapmış olabilir. Bir canı kurtarmış olabilir. Ana babasının çok duasını almış olabilir. Parayı bilmediği halde, Türk lirasını bilmediği halde Türkiye'de fabrika sahibi tanıdım ben. Nasıl fabrika sahibi olabilir? Fabrika sahibi tanıdım. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Türk parasını bilmiyordu. Ümmiydi. Yazı yazmayı bilmediği gibi bu 50 lira, bu 100 lira, bu 500 lira bunu da bilmiyordu. Fabrika sahibiydi. Niye dedim? Osman abiydi adı, Allah rahmet eylesin. Allah Osman rahmet. Abi nasıl geldi bu servet? Anamın duası. Babamın duası. Ben de hep onu dedim. Sırtımda ama taşıdım derdi. 10 sene ben anamı sırtımda taşıdım. Ya. Şimdi o servet böyle geliyor bazen. Ben de hep bu meslekte nasıl varım, nasıl buralardayım? Babaannemin duası. Hep onu mutlaka dedim. Siz kimin duasını aldınız hocam? Elhamdülillah çok dua alıyoruz. Sizin annenizin duası. Babam da öyle, annem de öyle. Hepsi evet dua ediyor. Dedem de hocaymış mesela. Onlar çok dua. Belki de onun torunlarına. Gerçi dedem ben doğmadan vefat etmiş. Onun adını bana koymuşlar. O da hocaymış, köyün hocasıymış. Siz de şimdi Türkiye'nin hocası. Estağfurullah. Olacağız. Biz de bildiğimizi anlatıyoruz. Doğru bildiğimiz. Çok dua alıyoruz. Onu biliyorum. Size de çok selam var bu arada. Aleyküm. Nerelerden biliyor musun? Nerelerden hocam? Hiç, ben de ilk defa gittim. Programınıza gelmek için can atıyorlar. Ay gelseler keşke. Marmara Adası.
Marmara Adası. Nerede biliyor musun? Marmara'dadır herhalde. Marmara'da ama Balıkesir'in karşısında, Tekirdağ'ın karşısında. Çok büyük ada, Mermer Adası'ymış. Mermer'e Marmara oradan geliyormuş zaten. Bak ne güzelmiş. Öyle bir, tutsunlar bir otobüs gelsin. Vallahi Reyhan Hanım diye bir muhtarlık yapmış bir hanımefendiyle tanıştık. Reyhan Hanım tam bir muhtar, Osmanlı hanımefendisi. Oo ne güzel. Belediye başkanı eşi falan onlar da bizi davet etmişlerdi. Çok güzel bir sohbet konferans oldu. Marmara Adası. Marmara Adası size gelecekler. Gelsinler. Programa gelecekler. Başımla beraber çok çok mutlu oldum. Ziyaret edecekler. Ardından Torbalı, ardından efendim en son nereye gittim ben de karıştırdım. Ben Afyon'da kaldım en son. Efendim. Afyon'da Gök Kubbe'deydim. Antalya'dan, Antalya'dan size selam var. Ya biz böyle kendimizden geçtik ama o belediye başkanının gönderdiği salçalar bir güzel çıktı. Allah razı olsun. Tam da böyle Aras artık yavaş yavaş bir şeyin tadını almaya başlamışken. Salçayı belediye başkanı göndermedi. Ha kim? Aa ben ona... Hayır. Salçayı bizim Maraşlı ama Karabük'te yaşayan amcamın komşusu bir hanımefendi var. Ay o zaman Allah ondan razı olsun. İsmini ben hanım keşke geçen hafta selam söyleseydiniz dedi ama. O zaman ama, bir sonraki hafta. Bir sonraki hafta ona selam söyleyelim. Bize de gönderiyor. Sağ olsun ya. Biz ücretiyle alıyorduk ondan. Size de hediye göndermiş. Bundan sonra ben de ücretiyle alacağım. Onu getirdik. Çok güzelmiş. Olur, çok köylü güzel. Kalkınsın üstelik. Ben tabii. Çok seviyorum böyle şeyleri. Doğru. Köylü kalkınsın onlar para kazansınlar. Hem de artık üreticiden tüketiciye bu Instagram diye bir şey var ya hocam. Bize de bir sürü soru geliyor. Orada bunları satan kardeşlerimiz doğru. Var. En son Eskişehir'den çok selam var size. Aleykümselam. 3 Aralık Pazartesi saat 8'de de akşam Balıkesir'de olacağım inşallah. Benim oralara gidiyorsunuz. Sizin o tarafa Ege bölgesine. İnşallah. Selam ve sevgilerimizi iletin lütfen. Sağ olun. Hocam bu arada bir deprem yaşandı bu sabah fark ettiniz ben mi? Ben duydum. Duydunuz mu? Hafif bir böyle tatlı bir sallantı oldu. Allah beterinden saklasın. Amin. Bir dua okudunuz mu? Okuduysanız bize söyleyin. Biz şimdi zararlara karşı okunacak duayı her zaman zaten okumak lazım. İlk akla gelen orada la havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Bize Allah yeter vekil olarak ne güzel vekildir. Duaları ben sanıyorum onları yaptım. Ardından bizim Hümeyra Elif kızımız baba duydun mu dedi. Duydum kızım dedim bir şey yok. O biraz tedirgin oldu. Ben tabii geçtim. Çok geç yattığım için ama ben şöyle dedim. Farkında bile varmadım. Çok yakında değil dedim bu kızım dedi. Deprem çok belli yakında değil. Biraz yoksa uzakta oldu. Evet. Bazen de uzakta çok büyük deprem oluyor. Siz onu sadece ufak dalgalarını hissediyorsunuz. Yıkıcı oluyor Allah ama korusun. Orada tabii. Ucuz atlatmışız. Ben neler hayal ediyorum. Şimdi arası diyorum bu battaniyeye sararım. Hemen şuradan yoksa diyorum acaba balkondan şöyle yere mi bıraksam şöyle. Çalılar falan var orada böyle oralara mı? Ne tatbikat yapıyorum kendi birinci kafamda. Birinci kat mısın? Bahçe bu taraftan kat. Bir bu taraftan ha. Üçe denk üçe geliyor. Üçe denk geliyor. Şimdi bizimki dördüncü kat biz. Yok hocam sizde olmuyor. Bizim en güvenli yer. Siz merdivenden uzak durun. Bizim en güvenli yer masalarımız. Aynen masanın altı. Çok büyük kalın masalarımız var. Kitaplarınız var ya hocam var, sizin. Kitaplar ha. Var. O kitaplar masalar var. Hem okursanız hayat kurtarıyor hem gerçekten depremde doğru, hayat kurtarıyor. Doğrudur. Kitap ne kadar da ezilse hiçbir şey olmuyor. Tuz buz olmaz. Aynen. Doğru. Ya da işte böyle buzdolabı gibi artık neyse. İyi şeylerden bahsedelim ama biz bir ne yazık ki deprem ülkesiyiz var, ve deprem bunları ülkesiyiz, bilmek, bilmek yani. Lazım. Mesela toplanma yeri nasıl olmalı? Yangın kapıları, yangın merdivenleri açık mı? Çıkabiliyor musunuz? Tabii. Bunlar açık olmasın. Herkes şimdi eşya koyuyor mesela apartmanlarda. İşte o da yanlış. Şey. İnerken başınıza ne gelecek tabii. Bilmiyorsunuz yani. İşte lazım olmaz olmaz diye baktığınızda evet. Bir lazım olduğunda size hayat memat meselesi geçiyor. Ansızın 5.36 geçe miydi? 5.30. Kaç? 5.36. 5.36. Tam uykunun derin olduğu aynen. Zamanlar yani şimdi. Aynen. Maalesef. Neyse Allah'tan uykusuz kalınca bütün gece yine de buraya cin gibi geliyorum ya şükürler olsun. Arası uyutmadığı için. Ben. Yok ben uyuyamadım. O saatte nasıl güzel uyuyorum çünkü 3'te mi 3.30'da mı ne uyudum. O yüzden sonra böyle. Uyandınız. Sonra benim uyanım 6.30 falandı. Aras tekrar süt artık hayat böyle Allah geçiyor. Allah korusun. Allah kazadan beladan korusun. Aynen hepimizin yardımcısı olsun. Onun için yatarken şöyle dua etmemiz lazım. Bismike Allahümme emutu ve ahya. Ya Rabbi senin adınla ölüyor, senin adınla dirileyim. Allah'ım sana nefsimi, yüzümü sana döndürdüm. Nefsimi sana teslim ettim. İşlerimi sana havale ettim. Sana sığındım. Senin limanına geldim. Senden başka güç kuvvet yoktur. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Son sözünüz bu olsun diyor peygamberimiz. Böyle yatarsak sabaha kadar korunma altında oluyoruz. İnşallah. İnşallah. Peki yeni bir telefon. Yeni bir izleyicimiz. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim.
Hocam size bir sorum olacaktı. Hocam aileme ben maddi durumda bazen yardım etmek istiyorum. Durumum çok iyi değil ama elimden geldiğince, ama bunda eşimin rızası yok. Eşimden gizli yaparsam haram olur mu, günah olur mu hocam? Eşinizden gizli yapmayı ben şöyle anladım. Onun bana verdiklerini ben biriktireyim. Yoksa gizli para almayı kastetmiyorsunuz değil mi eşinizden? Yok hocam, yani ben eşim bana verdiği para olsun ya da çalışırsam kendi param olsun, o şekilde hocam. Bir defa kendi paranızdan istediğiniz gibi tasarruf yapabilirsiniz. Eşinize siz borç verebilirsiniz, yardım edebilirsiniz, kendinize harcarsınız, aileye yardım, fakire fukaraya yardım, ona karışmaz. Onunla yaparız. İkinci bir husus, eşinizin size verdiği paralardan israfa girmeden biriktirip ailenize yardım ediyorsanız o da olur. Eşinizin bilmesi daha doğru. Eğer onun verdiği parayı sürekli bir yere verip de param bitti diye tekrar istiyorsanız, o da nereye harcadın? İşte pazara harcadım, markete harcadım diye yalana tevessül ediyorsanız, buna doğru bir davranış değil, bir yerde patlar. Evliliğe de zararı var. Rızası yok ama hocam, kesinlikle. Niye sıra rızası yok? Neden istemiyor ailenize yardım etmenizi? Yani kendileri yapsın, kendileri başlarının çaresine baksın. Senin bir evladın var, sen evladını düşün. Onları düşünme. Hep böyle söylüyorum. Çok mu yardım ettiniz daha önce? Yok, hayır hocam. Yani ufak tefek şeyler, öyle çok yardımlaşmak sayılmaz. Ufak tefek şeyler, küçük şeyler. Hani kendi ailenizi zorda bırakacak kadar ne erkek ne kadın hani öyle yaparsa belki söylenecek bir şey kendi var ama. Kendi parasıyla karışamaz ama eşinin parasını, kendi ihtiyaçlarını görüyor eşi ve ona göre de bir masrafı varsa, habersiz verirse günaha girer. Peki hocam, bu ev hanımı olsaydı bu hanımefendi, kendi parasını kazanamıyor olsaydı, halbuki evde eşi için, çoluğu çocuğu için çalışıyor olsaydı? Annesine babasına bakmak zorunda değil. Ha. Kadın olduğu için. Peki. Ama muhtaçsa, anne baba muhtaç, o zaman zaten insanın vazifesi, sadece evladın değil ki. O zaman şöyle çevireyim hocam ben. Siz kızlarınızı okutun, kızlarınızı okutun ki parasını kazanabilsin ki bak size bu sefer kocasından değil kendi parasından verebilsin. İlla hayırlı evlat olsun. Para kazanmak için illa çalışıyor olması da gerekmiyor ki. İşte parası olabilir. Kocasında ne isteyecek? Hayır, parası olabilir kadının. Miras kalır, tabii başka bir yerde olur. Başka parası olur. Mehir olur, parası olur, kocasından almıştır zamanında. Kendisinin kullanma imkanı olan parası kendisinindir. Hatta kocasının hediye ettikleri vardır vesaire. Onlardan yardım eder, ona karışmaz koca. Peki. Ama ev harçlı olarak kocası diyor ki ben sana bugün mutfak ihtiyacımız ne kadar? Verdim. 100 lira. 100 lira bırakıyorum. Sen bunu tutuyorsun 80 lirasını anne babana veriyorsun. Ha, bu sefer kocana diyorsun para yetmedi bana 100 lira daha ver. Bu adam da bir yerde onlar da kendi başına baksın demez. Doğru. Çünkü bir de önce, onlar da alıştılarsa bu tarafa. Tabii önce vazifesi, o erkeğin o evi kurtarmak, korumaktır. Doğru. Peki yeni bir telefon, yeni bir soru mu? Öyle mi? Ne olmuştu? Başka bir sosyal medya sorusu. Benim telefonuma mı gelmiş peki? Hemen bakıyorum o zaman. Çok özür diliyorum. Hemen. Ama silinmiş bu mesaj ya. Buradan ben bulamadım. Şimdi, ya bir daha göndersinler. Bu arada ben size sosyal medyadan soru sorabilirim soru hocam. Soru sorun ama ben söyleyeceklerim vardı. Bu suyla ilgili, abdestle ilgili konulara giremedik. Şimdi su Allah'ın verdiği bütün kainat için en büyük nimet. İşte çölde nasıl hayat olmuyorsa insan vücudunda da susuz hayat olmuyor. Suyu biz olmadığı zaman kıymetini anlıyoruz. Olduğu zaman kıymetini bilmiyoruz. Onun için suyu israf etmek çok tehlikeli. Yani bir yudum da olsa ona muhtaç olanlar olduğunu bilmemiz lazım. Ve vücudun da suya çok ihtiyacı var. Susuz bıraktığınız zaman öldürüyorsun. Mesela insan açlığa dayanıyor 10 gün 15 gün. Ama 3 günden fazla susuz yaşayamıyor. 72 saat. Ya. Susuz kaldıktan sonra bitiyorsunuz. Önce su. Su mesela depremlerde de suyun olduğu noktalar önemli. Su yani işte mutfakta, buzdolabının yanında falan imkan varsa oralarda durmak da i̇şte önemli. İşte ulaşmak da mümkün olmuyor bazen su, ona. Su ama. Önemli yani suyu. İsraf etmeyelim. Abdest alırken suyu abdest azalarını 3'er defa yıkayacağız. 4 defa, 5 defa, 6 defa yıkaman da israfa giriyor. Peki hocam bu israfa giriyor mu sizce? Şimdi engelli aracını içsin diye işçi tutan bir dilenci. Bu nasıl olabiliyor? Bir izleyelim bakalım görüntümüzü.
şimdi şöyle düşünüyor insan tabii, dilenen insan ne kadar para kazanıyor. Bu arkadaş seni gelmiyor. Ona bir maaş veriyorsun. Günlük ne kadar gömle veriyorsun? Ben kendisine 50 lira. 50 lira yapmış. Sigortası yok. Yok. Sadece 50 lira veriyorum. Veriyorum. Yemesi içmesi bende. Kaç yıldır gittersiniz? Valla 2 sene olmadı bile. Ben tanışalım kendisiyle. Niyazi Bey, şimdi sana dinlencilikten %30'dan ceza işlemiyor. Uygulayacağım. Öbür sefer de uygulayacağım. Ama bu senin için senin 1-2 saatlik kazancın. Ne kadar pozisyonu var? Bu arkadaş senin işçin değil mi? Evet. Sen bunu sigortasız çalışıyorsun diye sana sigortasız işçi çalışmaktan işlemiyorsun. Yüzlerce kez dilencilerle karşılaştık. Dilenci çeteleriyle de karşılaştık ama ilk defa yanında işçi çalıştılar bir dilenciyle karşılaştık. Ne diyelim yani, trajikomik. Ama ben sağlığında kaldırabilirim. Şimdi işveren durumunda kendisi. Yani dilenci işveren durumunda. Tabii, burada. Dilenci işveren durumunda. Arabayı taşıyan daha muhtaç. Bu durumda. Bu durumda arabayı taşıyan ondan para dilenmek zorunda. İkisinin yaptığı da yanlış. O da sahtekarlığa vesile oluyor arabayı süren de. Hmm. O da kandırıyor yani. O hep görünmüyordur herhalde orada. Görünmüyor, görünmüyor, fark etmez. Bazen geliyor. Başında duranlar görüyoruz. Şimdi bu tabii bizim hayır duygularımızı kör etmeden şunu bilmemiz lazım. Kendimiz araştırarak, bularak yapacağımız yardımlar bir başka. Mesela bazen yayınlara da geliyor, buralara da geliyor falan. Biz hemen küt diye yardım etmiyoruz. Tabii, araştırıyoruz. Araştırıyoruz. Bakıyoruz. Önce varsa muhtarı, yoksa kaymakam, yoksa müftüsü vesaire, bunlara soruyoruz veya valisi. Zaten onlar biliyor vatandaşın ikametgahından kimden, nerede oturuyor, kaç. Tabii, muhtarlar. Geçenlerde bir tanesi çok perişanız vesaire, ağladı, sızladı. Yani sonra bir araştırdık, kocasının üzerine araba çıktı, kendisinin üzerine ev çıktı. Halbuki perişanın bizi evden attı. Ona yardım edenlerin evi arabası yok. Evden belki. Attılar, köyden attılar. Öyle sızlanıyor. Bazının dili o kadar yatkın oluyor evet, ki buna. Maalesef. Böyle Allah rızası için, Allah rızası o kadar hani önemli bir şey İstismar karıştırıyor ediyorlar. Ki. Dua gelmiş. Duamız evet, iffetiyle hocam. Yaşamak olsun. Ağır damarı çatlamasın insanın. Ağır damarı çatlarsa işte dilenir gene yapmak ister. Allah kimseye de muhtaç etmesin. Kimseye de muhtaç etmesin. Soğuk günler, kış günleri... Sıkıntılı zamanlar, dar Allah günler. Yardım Allah yardım etsin fakire fukaraya. Hocam bir de vefat eden evet. Bir arkadaşımızın. Evet, duamızı onu da katalım vardı. İnşallah. Çok yaşasın bizim hocam. Mesai arkadaşlarımızdan Serkan ve Subutay'ın Subutay Akdoğan'ın annesi bugün vefat etmiş. Allah ona da rahmet diliyoruz. Amin. Sübhane Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Ey gökleri ve yeri yaratan Rabbim. Ya Rabbi bizi Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Kalplerimize huzur ver. Amin. Gönüllerimize nur ver. Yuvalarımıza mutluluk ver, işlerimiz hallu asan eyle, darda olanlara bolluk ihsan eyle, sıkıntısı olanlara ferahlık nasip eyle, ya Rabbi kötülere fırsat verme, hasetten nazardan kem gözden hıfzu himaye eyle, hasta kardeşlerimize acilen şifalar ihsan eyle, derde olanlara derman ver ya Rabbi, kabir altında yatan tüm ölmüşlerimizin, hasreten Serkan ve Subutay Aktay kardeşlerimizin annesinin de ruhunu şad eyle, mekanını cennet eyle ya Rab. Allah'ım günahlarımızı affeyle, mübarek zamanlarda yapılan dualara ilhak ile duamızı en güzel şekilde kabul eyle Allah'ım. Bizler aciziz, sen kadirsin. Bizler unuturuz, sen unutmazsın. Bizler gücümüz yetmez, geleceği bilemeyiz. Sen bilirsin. Hakkımızda her şeyin hayırlısını nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı, bereketli olarak acil verdiklerini tehir ettirme bize. Ya Rabbi tehir ettirdiğinde de acele ettirme bize. Rızkımızı bol ve helal eyle. İlmimizi ziyade eyle. Ömrümüzü bereketli eyle. Dua bekleyen kardeşlerimizin işlerini hallu asan eyle. Dualarını kabul eyle. Evlatlarımızı salih saliha eyle. Evlat bekleyen kardeşlerimize de hayırlı yavrular ihsan eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi teala el Fatiha.
Yarabbim. Amin, dualarınız kabul olsun. Annem evlat ayrımcılığı yapıyor, ona hakkını helal etmiyorum. Ben mi yoksa o mu günaha giriyor? Cehennem yerin altında mı? Hemen geliyoruz soruların cevabını almak için. Öncesini söyleyeyim. Bizi eğer Gaziantep'ten izleyen varsa, biz Esmanur ve Buğra'ya diş hekimi arıyoruz çocuklarımız için. Lütfen bana yazsınlar. Ve Serdar Fırat, Doktor Serdar Fırat hastane tedavilerini üstlenmiş, sağ olsun. Çocuk hastalıkları uzmanı Serdar Fırat'a çok teşekkür ediyoruz. Esmanur ve Buğra'yı ona emanet ediyoruz. Sibel Hanım için de Gaziantep'ten bir diş hekimi arıyoruz. Lütfen bize ulaşsınlar. Hocam. Evet. Cuma günü tabii toparlamamız lazım artık son saat dakikalar. Cenab-ı Hak tekrar nasip eylesin, hepinize huzur versin, afiyet versin. Kur'an'ın nurundan ayırmasın. Hepinize sağlık, afiyet diliyorum. İyi bir hafta sonları diliyorum. Amin. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. İyi hafta sonları diliyoruz efendim.